Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, BT Haber Cisco işbirliğinde hazırlanan yeni normalimiz ve uzanan dijital dönüşüm etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün birbirinden önemli konuşmacılarımız var. Biz de heyecanla onlardan gelecek bilgileri bekliyoruz. Yaklaşık 2 saat süresince beraber olacağız. Sorularınız olursa lütfen soru bölümünden bize iletin. Kime ilettiğinizi de belirtirseniz yönetimi çok daha kolay olur. Ben de ilgili kişilere sizin sorularınızı sağlıklı bir şekilde iletmiş olurum. Bakan Bey'in konuşmasının hemen ardından kendisine olan soruları ileteceğiz. Panelimiz sonrasında da panelistlere gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. İzleyenlerin konuşması ya da görüntülü katılması maalesef bu yapımızda mümkün değil. Lütfen isteklerinizi soru cevap bölümünden iletiniz. Tüm etkinlik bir video kaydı altına alınıyor ve bu videoyu da daha sonra Cisco ve BT Haber YouTube kanallarında paylaşacağız. Kaçıranlar olursa oradan da izleyebilirler. Evet, etkinliğimize başlamak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Kacır Bey'i davet ediyorum konuşmasını dinlemek üzere. Buyurun Fatih Bey. Evet, herkese merhaba. Sayın Bakanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mikrofonu size bırakıyorum. Ben bir süre görüntüden ayrılabilirim. Lütfen siz konuşmanızı tamamlayın. Sonunda ben size eşlik edeceğim efendim, soruları iletmek üzere. Buyurun, hoş geldiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle BT Haber'e, Cisco'ya ve etkinliğin tüm paydaşlarına bu buluşma için teşekkür etmek istiyorum. Yine bu zor dönemde koronavirüs dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Halihazırda tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede en ön safta rol oynayan, gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize canı yürekten minnet duygularımı sunmak istiyorum. Başarılar diliyorum. Yine dün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümüydü. Meclisimiz 100 yaşına adım atmış oldu. Bu vesileyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bir kez daha Ramazan ayının ilk günündeyiz. Ramazan ayının milletimize ve insanlığa huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tabii koronavirüsle birlikte dünyamızda büyük dönüşümler ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten her ne kadar insanoğlu gelişmede çok ileri bir noktaya geldiğini düşünse de bütün dünya açısından aslında dünya sisteminin, pek çok ülkenin çok da hazırlıklı olmadığı bir alanda karşı karşıya kaldığı bir zorluk ortaya çıkmış oldu. Belki şöyle ifade edebiliriz, dünya sistemi çalışmadığı yerden yakalanmış oldu bu zorluğa. Bu dönem ekonomilerin, sektörlerin, toplumsal yaşamın, bireysel hayatımızın çokça etkilendiği bir dönem olmakta ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda muhtemelen bu etkilerin artarak devam ettiğini göreceğiz. Tabii bu dönemde bazı kavramlar öne çıkıyor. Bunların başında ülkelerin öz yeterliliğinin ne düzeyde olduğuna dair soruların ve cevapların daha da önem kazandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle bu mücadelede ülkeler ihtiyaç duydukları ürünleri kendi imkanlarıyla yerli olarak üretme kabiliyetine sahiplerse çok büyük bir avantaj elde etmiş oldular. Pek çok ülke aslında kuvvetli ekonomik yapılara sahip olduğu düşünülse de kritik ürünlere ilişkin öz yeterliliği bulunmadığı hallerde büyük sorunlarla, ciddi zorluklarla karşılaşmış oldu. Yine bunun yanında küresel işbirliği kavramı da öne çıkıyor. Çünkü özellikle koronavirüsün dünya ticaretinde, tedarik zincirlerinde ve finans sistemlerinde ortaya çıkardığı sorunlar ve yarattığı hasarlar ancak küresel işbirliğiyle aşılabilir düşüncesi var ve bundan dolayı da başta ekonomik etkileriyle mücadele olmak üzere aslında pek çok konuda küresel işbirliğinin de ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Biz malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak uzunca bir zamandır milli teknoloji hamlesini Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda tutmaya gayret ediyoruz.
sanayi ve teknoloji alanlarına ilişkin hedeflerimizi ve çalışmalarımızı milli teknoloji hamlesi çerçevesi içinde ele alıyoruz ve hep şunu vurgulaya geliyoruz. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında öz yeterliliğini sağlama hamlesi. Yani kritik teknoloji dediğimizde tabii çoğunlukla akla hep savunma sanayi geliyor ki Türkiye savunma sanayinde son 15-16 yıllık dönemde gerçekten dünya çapında bir başarı elde etti. %20'lerden %70'lere varan yerlilik oranlarıyla pek çok kritik platformun ve alt sistemin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin sağlanmasıyla özellikle bulunduğu coğrafyadaki mücadelelerde kendi imkanlarını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke haline geldik. Ama bugünün dünyasında tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlık savunma sanayinden ibaret değil. Malumunuz finans teknolojilerinde, ulaştırma teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, sağlık, gıda teknolojilerinde yerli ve milli olarak kritik ürünleri geliştirme imkanınız yok ise bugünün dünyasında tam bağımsızlıktan bahsedemiyorsunuz. Yine milli teknoloji hamlesi kavramıyla biz hep yeni teknoloji devriminin, dördüncü sanayi devriminin öncekilerden farklı olarak daha adil, daha paylaşımcı, daha eşitlikçi olarak dünyayla buluşturulmasının öneminin altını çizdik. Bu devrimin, dördüncü sanayi devriminin adalet ve merhamet ilkeleri üzerine inşa edilmesini hep vurgulaya geldik. Bugün dördüncüsünden bahsediyoruz. Dünya tarihi bundan önce 3 sanayi devrimi geçirdi. Fakat dünya halen refahın, huzurun, mutluluğun, dünyanın tüm ülkelerine, tüm coğrafyalarına adil ve eşit bir şekilde bölüştürüldüğü bir dünya değil. Yine bugün dördüncüsünden bahsediyoruz ama geçmiş sanayi devrimleri dünyaya adalet, huzur ve barış getirmediler. Bilakis dünya tarihinin en acı olayları, insanlık tarihine hiç yakışmayan sömürgecilik dönemleri bizzat bu sanayi devrimlerinin sonucu olarak gerçekleşti. Şimdi yapay zeka devriminden, büyük veri devriminden bahsettiğimiz bu dönemde bu kez insanlık yeni bir imtihanla karşı karşıya ve bu kez bu devrim insanlığa eşit, adil bir refah getirecek mi sorusunun cevabını hep birlikte vermek durumundayız. İşte bu dönemde koronavirüsle mücadele döneminde milli teknoloji hamlesinin aslında nedenle önemli olduğu sağlık alanındaki belki de insan yaşamı açısından en kritik alanda ortaya çıkmış oldu. Yine bununla beraber bugünkü toplantının da başlığında olduğu gibi dijital dönüşümünde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu hem bireylerin hem şirketlerin hem devletlerin hayatında ne kadar kritik bir noktaya geldiğini hep birlikte müşahede etmiş olduk. İşte böylesi konferansları birkaç haftadır internet ortamında yapıyoruz ve aslında bunun çok daha pratik olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Ben ekranda şu anda 210 kişiyle birlikte olduğumuzu görüyorum. Bu 210 kişinin zannediyorum büyük bir çoğunluğu evinden ki sokağa çıkma kısıtlamaları da var. Ama belki çalışmak zorunda olanlar, hani çalışmayı devam ettirmekte olan şirketlerdekiler de ofislerinden buna katılıyorlar. Ama çok kolay bir şekilde işte hep birlikte bu dijital ortamda bir aradayız. Bu dönemde uzaktan çalışmanın, uzaktan eğitimin, hatta uzaktan sağlık uygulamalarının öne çıktığını görüyoruz. E-ticaretin aslında ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu çok daha geniş kesimler görmüş oldu. Belki çok fazla insan, bunların raporları muhtemelen önümüzdeki dönemde paylaşılacak. Çok fazla yeni müşteri kazanmış oldu e-ticaret şirketleri. E-devlet uygulamalarının gerekliliği ve önemi hep birlikte müşahede edilmiş oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu dijital dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebilenler, bu dijital dönüşüme daha hızlı ayak uydurabilenler, çevik davranabilenler çok daha avantajlı olacaklar diye düşünüyorum. Tabii bu dijital dönüşümün bu kadar hızlı hayatımıza girmesi yine buna yönelik insan kaynağı çalışmalarının önemini de ortaya çıkarmış oluyor. Gerek dijital dönüşümü kullanma konusunda yetkinlik sahibi insanların yetiştirilmesi ya da mevcut iş gücüne bu yetkinliklerin kazandırılması, gerekse dijital dönüşümü geliştirecek olan insan kaynağının başta yazılımcılar olmak üzere ortaya çıkarılması ülkeler açısından ekonomik gelişimde en önemli alanlardan birisi olacak diye düşünüyorum. Biz de
Hem bu alanlardaki çalışmalarımıza bu dönemde hız veriyoruz. Hem koronavirüsle mücadele konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu sürecin hemen ortaya çıkmasıyla birlikte ilk adımı aslında teknoparklarımızda ve ARGE merkezlerimizde atmış olduk. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 80'in üzerinde teknoparkımız var. 5000'in üzerinde teknopark şirketimiz var. Ve yine 1500'ün üzerinde ARGE ve tasarım merkezimiz var. Bugün Türkiye'de 170 binin üzerinde tam zaman eşdeğer ARGE personelimiz var. Büyük bir ARGE ordusundan bahsediyoruz aslında. Hemen bu salgının ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerden itibaren Teknopark ve ARGE Tasarım Merkezi çalışanlarımıza uzaktan çalışma imkanı getiren adımı attık. Yine sağ olsun Teknopark yönetim şirketlerimiz bu konuda ciddi bir adım attılar. Bizimle işbirliği yaptılar ve kuluçka şirketlerden 2 ay boyunca kira almayacaklarını duyurdular. Aynı zamanda diğer şirketlerin kiralarını da öteleyeceklerini ilan ettiler. Tabii Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında en önemli kurumlarından olan TÜBİTAK, bakanlığımızın ilgili kurumu olarak bu süreçte çeşitli adımları eş zamanlı olarak atmış oldu. Öncelikle girişimlere yönelik bir hızlı destek çağrısına çıktık ve COVID-19 alanında projesi olan, araştırma geliştirme yapmak isteyen şirketlere normal dönemlere göre çok hızlı bir şekilde değerlendirme süreçlerini tamamladığımız bir hızlı destek çağrısını hayata geçirdik ve böylece 35 projeye destek kararı aldık. Yine aşı ve ilaç malumunuz bu küresel sorunun aşılması için en önemli çalışma alanları. Ne mutlu bize ki Türkiye'de bu konuda dünya çapında iddia taşıyan araştırmacılarımız var. Gerek akademide gerek özel sektörde bu konuda proje geliştiren ve bizim açıkçası büyük bir ümitle projelerinin sonuçlarını beklediğimiz araştırmacılarımız var. Bu araştırmacılarımızın, yüzlerce araştırmacımızın rol aldığı 15 farklı projeye TÜBİTAK tarafından hali hazırda destek sağlıyoruz. Ve bu projelerin tamamına yakınının en fazla 12 ay içerisinde sonuç vermesini ümit ediyoruz. Biz Türkiye'nin COVID-19 aşısını, bu konuda tedavide kullanılan ilaçları kendi öz yetkinliğiyle geliştirebileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı programlarda sorulduğu için söylemek isterim. Sadece araştırma geliştirme alanında değil, üretim konusunda da aşı konusunda Türkiye'mizin öz yetkinliği, öz yeterliliği bulunmaktadır. Yine aşı ilaç geliştirme projelerinde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası dönemde stajyer araştırmacı olarak bulunmak isteyen kişilere de kapımızı açtık ve stajyer araştırmacılar programını, STAR programını hayata geçirdik. 340 başvuru aldık. Bu başvuruların 224'ü kadınlardan oluşuyor. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Yine TÜBİTAK, beşeri bilimler alanındaki araştırma projeleri için de yeni bir çağrıya çıktı ve koronavirüsün ekonomik, sosyolojik, psikolojik alanlardaki etkilerine yönelik araştırma projelerine de önümüzdeki dönemde destek veriyor olacak. Yine özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın öncülük ettiği Koronaton etkinliğinde ortaya çıkan projelere yönelik de destek kararları aldık ve TÜBİTAK olarak bu projeleri de hali hazırda destekliyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada koronavirüsle mücadele konusunda sürdürülen çalışmaları ve bilgileri COVID-19 TÜBİTAK platformuyla birlikte bir aydan fazla zamandır kamuoyuyla hali hazırda paylaşıyoruz. Yine bu dönemde bakanlığımızın bir başka ilgili kuruluşu olan COSGAP, COVID-19'a yönelik yatırımlara destek çağrısına çıktı ve bu yatırımlara 6 milyon liraya kadar destek vereceğini kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hali hazırda bu başvurular ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. Yine malumunuz Türkiye'de 26 kalkınma ajansımız bulunmakta ve bunlar da bakanlığımız koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalkınma ajanslarımız toplam yaklaşık 220 milyon lira tutarında bir ortak koronavirüs ile mücadele ve dayanıklılık programını hayata geçirdiler ve bu süreçte hali hazırda başvuruları almayı sürdürüyorlar. Yine bu dönemde ilk günden itibaren hem ulusal düzeyde koronavirüsle mücadele konusunda hem bireysel olarak korunma malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak koordinasyon çalışmasını
büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Maske üretiminden dezenfektan kolonya üretimine kadar, gıda üretimine kadar kritik ürünlerin üretiminde devamlılığın sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. Son dönemde bu hafta gündeme gelen solunum cihazları, yoğun bakım solunum cihazları ile ilgili geliştirme ve üretim sürecinde de bakanlığımız öncü bir rol üstlendi. Aslında bu konuya biraz daha değinmek istiyorum çünkü bu konuyu özellikle startup ekosistemimiz açısından çok değerli buluyorum. Dünyada bu salgın ortaya çıkmaya başlamakla beraber en fazla gündeme gelen konulardan birisi ülkelerde solunum cihazlarının, yoğun bakım solunum cihazlarının yetersizliği oldu. Pek çok güçlü ekonomi bile bu cihazlara yeterince sahip değildi. Bunun yanında pek çok ülkede bu cihazlardan neredeyse bir elin parmağını geçecek sayıda olduğu ortaya çıkmış oldu. Türkiye gerçekten son 15-20 yıllık dönemde yapılan sağlık yatırımları sayesinde dünyada kişi başına yoğun bakım kapasitesi açısından en ileri noktadaki ülkelerden bir tanesi. Fakat biz yine de bu salgının ortaya çıkabileceği boyut açısından bir risk oluşabileceği düşüncesi ve ülkemizin dışında da bu ürüne olan ihtiyacın ortaya çıkmasından dolayı solunum cihazlarının yerli ve milli olarak üretilmesine öncelik verdik. Ve bakanlığımızın geçmiş dönemlerde Tekno Girişim desteklerinden, TÜBİTAK'ın TEDEP desteklerinden ve KOSGEB'in yatırım teşviklerinden yararlanmış bir startup'ın ürününü zaten geçmiş dönemlerden biliyorduk. Çok hızlı bir şekilde sanayimizin öncü firmalarının işbirliğiyle seri üretime geçirmiş olduk. Arçelik, Aselsan ve Baykar, Biosis startup firmamızla işbirliği yaptılar. 100'ün üzerinde mühendis 2 hafta süreyle gece gündüz çalıştılar ve hem kritik parçaların yerleşmesini sağladılar hem bu ürünün çok hızlı bir şekilde binlerce üretilmesine yönelik altyapıyı kurmuş oldular. Ve bu sayede bu hafta ilk teslimatları başlayan bu yoğun bakım solunum cihazlarımız Mayıs ayı sonuna kadar 5000 adet üretilmiş olacak. Bu Türkiye'de araştırma geliştirme ekosisteminin, yenilik girişim ağının ne denli güçlü olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda sanayimizin geldiği noktayı bize gösteriyor. Dünyada bu ürünleri bu hızda seri üretime alabilmiş ikinci bir ülke yok. Bu hepimizin ortak gururu diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde dijital dönüşümü de kendi imkanlarımızla geliştirme konusunda açıkçası büyük büyük bir umut ışığı diye düşünüyorum. Aslında elektronik cihazlar, bunların en kritik bileşeni yazılımları, binlerce satır yazılım bulunduran cihazlar bunlar. İşte biz bunların yazılımlarını, donanımlarını yerli ve milli olarak geliştirmiş olduk. Tüm fikri sanayi mülkiyet hakları ülkemizde olacak şekilde kendi markamızla üretmiş olduk. Şimdi hem Türkiye'mizin ihtiyaçları oluşursa bunları karşılayabilecek durumdayız. Hem de dünyada buna ihtiyaç duyan ülkelerle bu ürünleri paylaşabilecek durumdayız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayindeki başarıya benzer şekilde sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında bu yerli ve milli atılımları büyük bir iddia ile ve gayretle sürdürüyor olacağız. Tabii bu dönemde yine insan kaynağının yetiştirilmesi anlamında geçmiş dönemden bu yana başlattığımız Türkiye Açık Kaynak Platformu da online eğitimlerine başlamış oldu. Ben dinleyicilerini çok önemserim ve tavsiye ederim. Yine bu sürece katkı veren şirketlerimize de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bakanlığımızda yeni bir organizasyonel dönüşümü daha Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş oldu. Biz bu birimlerimizin çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde milli teknoloji hamlesine yönelik adımlarımızı daha da sıklaştıracağımızı umuyoruz. Daha güçlü bir kurumsal yapıyla milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin önümüzdeki dönem ekonomide ortaya çıkaracağı başarı hikayesinin
ana motorlarından birisi olacağına yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimlerimize, teknoloji firmalarımıza yönelik girişim sermayesi yatırımlarını da güçlü şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burada kurmakta olduğumuz fonların fonu mekanizmalarını daha hızlı etkinleştirmek ve yenilerini ilave etmek konusunda da ciddi hazırlıklarımız var. Hiçbir startup'ımızı, hiçbir teknoloji girişimimizi bu dönemde yalnız bırakmayacağız. Mutlaka önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde hayatta kalmalarını sağlayacak tedbirleri etkin şekilde almayı sürdüreceğiz. Yine malumunuz hükümetimiz zaten pek çok konuda ciddi adımlar attı. Özellikle çalışanlarımızın bu süreçten en düşük seviyede olumsuz etkilenmesi için çok ciddi adımlar atıldı. Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere pek çok yeni mekanizma hızla devreye alınmış oldu. Ben Türkiye'nin bu zorlukları atlatabilecek güçte olduğuna yürekten inanıyorum. Bizim çok güçlü bir dayanışma anlayışımız var. Az önce verdiğimiz örneklerde çalışan firmalar ya da onların mühendisleri inanın büyük bir milli şuur, bir ulusal seferberlik inancıyla bu çalışmaların içindeler. Bu şirketlerimiz bu sürece maddi kaygılar gözeterek asla girmediler. Bilakis kendileri bütçe ayırarak bu sürece katkı veriyorlar. Yine 1000'den fazla cihazı devlete bağışlama kararı aldılar. Ben açıkçası maskeden dezenfektana büyük bir toplumsal seferberlikle mücadele edildiğini memnuniyetle görüyorum. Ve önümüzdeki dönemde bu ruhun en büyük gücümüz olacağına inanıyorum. Meclisimizi, cumhuriyetimizi nice 100. yıllara bu ruhla taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle bütün katılımcıları tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Başarılı bir panel diliyorum. Sayın Bakanım, konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Bakanlığınızın KOSGEB ve TÜBİTAK'a da özellikle belirterek bilişim sektörüne yaptığı katkılar için sektörüm adına ben size çok teşekkür ediyorum. Konuşmanızı da vurguladığınız gibi dijital dönüşümün ve sanayi 4.0'ın adalet, huzur ve barış getirmesini umuyoruz hep beraber. Tabii bunun en büyük önemli bacağı da sağlık. Ki bakanlığınızda sağlık anlamında da gerek solunum cihazı üretmesi, hem maske gibi birçok atakları var. Bunlar için de ayrıca ülke adına da sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Konuşmanızı bitirdiniz. Sizi misafirimiz olarak beklemeye alıyoruz. Şimdi izin verirseniz panelinize geçeceğiz. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Şimdi değerli konuklar, Bakan Bey'in konuşması sona erdi. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi panelimize geçeceğiz. Panelimizde çok çok önemli konuklarımız var. Sırayla kendilerini takdim edeceğim. Takdim ettikçe de kendilerinin görüntüsünü göreceğiz. İlk konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Doktor Hakan Yurdakul Bey. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve iyi bir panel olmasını diliyorum. Merhaba. Teşekkür ederim. Diğer konuğumuz Yapı Kredi Bankası CIO yani BT yöneticisi Cengiz Arslan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Herkese merhabalar ve sağlıklı günler diliyorum ben de. Teşekkür ederiz. Üçüncü konuğum Akbank CIO, aynı zamanda CEO'su Doktor İlker Altıntaş Bey. Merhaba, hoş geldiniz İlker Bey. Mikrofonunuzun sesi kapalı. Açabilirseniz onu hemen siz de duyacağız. Evet. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Dördüncü konu Migros CIO'su Selim Tatlıcı Bey. Evet, merhaba. Herkese sağlıklı günler. Hoş geldiniz. Siz de ayağınıza sağlık. Son konuğum da sektörümüzün veda iftarlarından sevgili Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duruhan Bey. Buyurun Didem Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir takdim yaptınız. Sayın Bakanım, konuşmanız için çok teşekkür ediyorum ve bütün sevgili panelistlerimiz, hepinize çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için ve de tüm katılımcılar merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli panelistler, bildiğiniz üzere konumuz COVID'in etkileri elbette. Yani bu dönemde COVID'i konuşmadan, bir şekilde değinmeden yapamıyoruz. Dolayısıyla önce Hakan Yurdakul Bey ile başlayacağız. Hakan Bey, COVID'in İş yapış şekillerimiz, daha doğrusu genel hayatımıza çok büyük etkileri oldu. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz evlerden çalışıyoruz. İş yapış şekillerimiz değişti. Sizin gözünüzde neler değişti? Yani
hem bunu biraz ekonomiye dayandırabilirsiniz ama sizi ekonomide çok yorduk geçmiş oturumlarda. Çok yormak istemem ama hani biraz daha sosyal hayatta iş yapış şekillerimizde falan ne tür değişiklikler oldu, nasıl etkisi oldu? Biraz sizin gözünüzden dinleyelim. Teşekkür ederim ve tekrar merhabalar. Covid-19'un günlük hayatımıza getirdiği değişimlerden ziyade bence daha önemli olan şey dünyaya getirdiği, küresel anlamda getirdiği değişimler. Belki böyle bir konuşmanın başlangıcında çok da uzatmamaya çalışacağım, garanti veriyorum Murat Bey. Estağfurullah. Bundan önce belki neler oldu, yani yeni bir durumda, bu mevcut yaşadığımız yeni durumda değişen şeyler ne? Neler yeni ortaya çıktı, neler olacak, varsayımlar ne, küresel düzeyde varsayımlar ne? Belki bundan biraz bahsedip çerçeveyi kurmak daha anlamlı olabilir ki bundan işte panelin de ismini veren yeni normalimiz ve hızlanan dijital dönüşüme doğru neler yaşayacağımız, hangi fırsatlar, hangi risklerle karşı karşıya kaldığımız, bizim işimizin ne olacağını falan daha iyi tarifleyebilelim. Şimdi ben bu mevcut durumun öncelikle dünyada zaten mevcut olan bir gidişatı daha da hızlandırdığını düşündüğümü söylemek istiyorum. Yani yepyeni bir dünyaya uyanmadık. Zaten böyle bir dünyaya doğru yavaş yavaş geliyorduk. Türlü teknolojik gelişmeler, işte 5G, işte big data, akıllı yapay zeka ve vesaireyle beraber geliyorduk. Ama bu süreç, COVID-19 süreci bu süreci çok hızlandırdı. Dolayısıyla bir, bunu altını çizmek lazım. İkincisi, yepyeni bir normal oluşmuyor. Yani paradigma shift'i denilen şey böyle çok keskin bir şeylerle oluşmuyor bence. Yavaş ya da kriz gibi nedenlerle görece hızlı ama yine de bir geçiş süreciyle beraber oluşuyor ve bu geçiş sürecinin bize öğrettiği şey şu. Yani biz 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işte 3 aşağı 5 yukarı istikrarlı bir dünyada yaşıyorduk. Nasıl bir dünyaydı bu? İşte Birleşmiş Milletler diye bir şey vardı, NATO vardı, Varşova Paktı vardı. Daha sonra Varşova Paktı göçtü, NATO kaldı geriye sadece. İşte Social Security, sigorta güvenlik sistemleri vardı tüm nüfusu ya nüfusun çoğunu içeren. İşte sağlık sistemleri vardı. İnsanlar pazartesi işe gidip cuma günü dönüyorlardı. Cumartesi, pazar hafta sonuydu. İşte yazları tatile gidiyorduk falan filan diye düzenli bir dünya. Çok stable bir dünya vardı ve bu normalleşmişti. Yani yer çekimi gibi bu normal. Bunun aksi acayip bir şey. Yani olmaz bir şeydi. Böyle bir şeyin olmadığını gördük. Yani bu normal diye tariflediğimiz şeyin çok da normal olmadığını ya da hep sürecek, sonsuza kadar sürecek diye zannettiğimiz şeyin hep de sürmeyebileceğini böyle fark ettik. Yani küçücük bir virüs bu kadar büyük bir değişimi birdenbire gerçekleştirebildi. Normal dediğimiz şey artık biraz daha yarı normal, yarı anormal bir şey olmaya başladı. Yani krizler böyle istisnai bir şeyler olmaktan çıktı ya da bu tip krizler bence. İşte belirli cycle'larla işte kriz, sonra biraz stable, sonra kriz, sonra stable böyle ara yarı normal bir dünyaya doğru gittik bence. Şimdi normalleştirmeden bahsederken hem küresel düzeyde hem de ülkemiz düzeyinde normalleşmeden kastettiğimiz şey işte AVM'lerin açılması, dükkanların açılması, erkekler için berbere, hanımlar için kuaförlere gitmek falan değil ya da uçaklara binebilmemiz ya da havaalanlarına gitmemiz değil. Normalleşme denilen şey bizim burada öğrendiğimiz ve bu şu anda evde olmaklıktan dolayı da gösterdiğimiz tehlike algımızı, risk algımızın tezahür ettiği başka bir dünya olacak. Yani biz tamam her şey bitti ve her şeyi unuttuk, kaldığımız yerden devam şeklinde bir şey muhtemelen yapmayacağız. Hissettiğimiz şeyin bir kısmını en azından bir süre, bazı sektörlerde uzunca bir süre bunu tekrar taşımaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu yeni dönemde bu taşıdığımız yarı normal, yarı anormal, işte biraz güvenli ama biraz o kadar güvenli değil falan hissinin yarattığı şey bazı kavramlar arasındaki çatışmalar ya da conflicting bazı kavramlar arasındaki dengeler biraz değişecek. Nasıl kavramlardan bahsediyorum? Yani yakın bir zamana kadar işte küresel her şey çok önemliydi. Küresel tedarik zincirleri çok önemliydi. Çin'in verimlilik ve maliyet avantajı da sağladığı her şey çok önemliydi. Bu bitti. Şimdi verimlilik ve karlılığın yanında güvenlik ve sürdürülebilirlik diye bir kavramla uğraşıyoruz. İkisi arasındaki dengede güvenlik ve sürdürülebilirlik daha ağır basmaya başladı. Yine daha önce riskli bir ilerlemecilik, progresif bir tarzımız vardı. Yani dümdüz gidiyorduk. Sürekli büyüyeceğiz, sürekli büyüyeceğiz, sürekli büyüyeceğiz. Bunun yaşattığı dengesizlikler, riskler çok da sorun olmuyormuş gibi davranıyorduk. Ama şimdi biraz daha az riskli muhafazakarlığa doğru muhtemelen kayacak dünya. Yani bu kadar büyümeyelim, bu kadar işte verimlilik ve karlılığı esas almayalım. Biraz da hayatta kalmakla, survive etmekle hem kendi açımızdan hem doğa, tabiat, işte gıda kaynakları, sağlık kaynakları vesaire
bu olacak. Dolayısıyla aslında küreselciliğe karşı bölgeselciliğin, mikro bölgeselciliğin falan daha ağır basacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz bence. Yine çok böyle bu krizin gösterdiği bir şey, yine bence özelleştirme, yani tailor-made servisler, ürünler, bakışlar ya da böyle kolaylıkla marjinalleşebilme özgürlükleri ortadan kalktı. Daha standart bir dünya gittik. Yani dünya televizyonlarını açtığınız zaman her yerde maskeli, işte güvenlik elbiseli, standart tiplerden bahsediyoruz artık. Üç aşağı beş yukarı bütün ülkelerin yaptığı şey toplumsal izolasyon, işte test sonra falan filan. Altyapıları ise bunu daha iyi başarıyorlar. Altyapıları kötüyse bunu başaramıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı standartizasyonun daha önem kazandığı bir yere doğru bence gittik. Bu da yine conflicting şeyler oluyor tabii. Bir tarafta bu standartlaştırma olurken bir tarafta da yoğunlaşmanın azaldığı bir dünyaya gideceğiz kuvvetle muhtemel. Yani örneğin ülkemizde... Sözünüzü hani eskide dediğim gibi balla kesiyorum. Neler yapacağımız ikinci turda. İki tur yapacağız biliyorsunuz. Neler olacağını orada dinleyelim sizi. Diğer konuklara geçelim ki panelin sonunda da soru alma şansımız fazlaca olsun diye. Okay. Yani özetlemek isterseniz... Böyle yeni bir, yeni, çok yeni değil ama biraz yeni, bazı şeylerin daha ağırlık kazandığı bir dünyaya gözlerimizi açtık. Ve bu dünyanın yeni kavramlarıyla birlikte konuşuyor, anlıyor olmalıyız. Konuşacağız ve anlayacağız ve yapacağız, edeceğiz zaten. Genel bir çerçeve çizmek adına kendi açımdan bunları söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yeni parametreler farklı artık. Yeni bir yaşama doğru gidiyoruz. Bu arada 250'ye geçkin izleyicimiz var, bizi seyrediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Soruları iletebilirler bize, yazılı soruları. Kime ilettiklerini söylerlerse de ben ilgili kişiye o sorularını memnuniyetle ileteceğim. Şu ana kadar soru gelmedi. İnsanlar heyecanla, ilgiyle izliyor olsa gerek. Güzel bir oturum oluyor. Şimdi sırada Cengiz Bey var. Cengiz Bey, tekrardan sözü size vermeden evvel şöyle düşünüyorum. Bu dönemde bu konulardan en çok etkilenenlerden birisi de bankacılık sektörü olduğunu tahmin ediyorum. Ben bir sürü şubeniz vardı. Şubelerde çalışanlarınız vardı ve artık onlar şubelere gidemiyorlar ya da bir kısmı gidiyor. Sizdeki yapıyı tam bilmiyorum tabii ama genel anlamda edindiğimiz bilgiye göre çoğu şubede çalışan yok. Artık insanlar evlerinden hizmet vermeye çalışıyor. Siz de bu süreçte nasıl yönetiyorsunuz? Evden neyle bağlanıyorsunuz? Bütün müşterileriniz var, binlerce, bilmiyorum sayısını, milyonlara varan müşteriniz vardır. Bunlara hizmeti hangi teknolojilerle sağlıyorsunuz? Ne zorluklar yaşıyorsunuz bu COVID'le? Merhabalar. Öncelikle tüm katılımcılara tekrar sağlıklı günler diliyorum. Birçok yerde konuşuldu, duymuşlardır. Biraz tekrar olacak ama ben hızlı bir özet geçmeye çalışayım. Birçok bankamızın yaptığı gibi bizde de hızla ilk olaylar çıkıp ilk kararlar alındığında bir kriz yönetimi uygulanmaya başlandı. Ve olabildiğince evden çalışmaya ve olamayan yerlerde de seyretmeye yöneldik. Sosyal mesafe diye adlandırılan şeyleri şubelerimize de uygulayabilelim diye. Maalesef şubeleri kapatamıyoruz. Hizmet noktaları oldukları için. Ancak kamusal bir regülasyondan gelen şeyle kapatılabilir o hizmetler. Dolayısıyla şunu gördük. Eminim benden sonraki arkadaşlarım da benzer şeyleri söyleyecektir. Teknoloji bir kere bu olayda çok iyi bir sınav verdi. Hazır yakalandık. Yani çok büyük ölçüde hızlı respons ve hızlı yanıt verebildik, öyle söyleyeyim. Aslında şu anlamda hazır değildik. Bizim biliyorsunuz süreklilik, felaket, kurtarma senaryolarımız vesaire vardır. O senaryoların içerisinde böyle uzun süreli ve böyle geniş çaplı bir senaryo yoktu. Yani kimse de olmadığını gördük. Ama hızlıca kararlar alıp reaksiyon verebildik. Bizim bugün genel müdürlük bölge çalışanları diyeyim, yani müşterilerle yüz yüze çalışmayan bölümlerimizi tamamen evden çalıştırıyoruz neredeyse. %95, %98'lere varan oranda evdeler. Sadece hani mutlaka fiziken binada olması gereken hani teknik personel gibi insanlar gelmek zorunda kalıyor. Şubelere baktığınızda zaten regülasyonla şubelerin çalışma saatleri düzenlendi. 12'den sonra yarım güne döndü. Biz birbirine yakın olan şubeleri birbiriyle yedekliyoruz. Böylelikle şube sayısı azaltımına gittik. Yani geçici olarak bazı şubelerimizi kapatıyoruz dönüşümlü olarak. Bunun da üstüne şube içindeki personeli de seyretmek için onları da hani %50-50 dönüşümlü olarak çalıştırıyoruz. Tüm bunların şeyine baktığımızda, sonucuna baktığımızda da şubelerde
%65'e varan bir müşteri ziyareti ve işlem sayısında azalma görüyoruz. Bu işlemler dijitale ve çağrı merkezlerimize yansıyor. O tarafa akmaya başladı. Bunun karşılığında %30-40'lara varan çağrı merkezi kollarında, aramalarında artış görüyoruz. Nasıl yaptık bunu? Dediğim gibi teknoloji olarak oldukça hazırdık. Hani şeyde de panelde de Cisco'dan da arkadaşlarımız, temsilciler var. Zaten biz de yoğunlukla onlarla çalışıyoruz. Gerek network, gerek local'da, gerek geniş ağda altyapımız bizim oldukça Cisco dependent. Onlar için büyük bir stres testi oldu. Başarıyla geçtiler, tebrik ediyorum. Ama onun yanında uzaktan çalışmaya dönük baktığımızda işte Cisco'nun gene AnyConnect'i kuruluydu bizde. Onu bir şekilde ölçeklendirerek hızla yaygınlaştırdık. Mesela bizim yaklaşık 1300 civarında çağrı merkezi çalışanımız var. Onların hepsini eve taşıdık. Yani 1300'ü de evden, %100 evden çalışıyorlar. Orada mesela en büyük ihtiyaç fiziksel telefon yerine işte gene önünüzdeki bilgisayarın mikrofon ve hoparlörünü kullandığınız için ayrıca bir telefona ihtiyaç kalmıyor. İşte şu anda yaptığınız gibi kulaklıkları takıp onlar da bilgisayardan konuşuyorlar. Dolayısıyla soft phone dediğimiz şeyler önemli oldu. Orada lisans durumumuz tabii ona uygun değildi, sağ olsun gene Cisco bize destek oldu. Önce bu işi bir halledelim, ondan sonra onları çözeriz diye hızlıca çözdük bu tip şeylere takılmadan. Bugün operasyon, yani merkezi operasyon birimlerimizi ve çağrı merkezi operasyonun %90'ını, çağrı merkezinin tamamını evden çalıştırıyoruz. Ve gayet memnunlar. Herhalde ikinci bölümde konuşacağız daha detaylı ama o kadar memnunlar ki büyük ihtimal geriye dönüş çok olmayacak bu hayattan. Öyle bir modda gidiyor. Bizi en zorlayan şey ne oldu bu süreçte derseniz? Hani hazırlıksız yakalandık dedim ya. İki hafta içerisinde yaklaşık 2000 tane laptop bulup, hani stoğa alıp, bunları kurup insanlara dağıtmak en büyük şey oldu bu vesileyle. Bu vesileyle hani hep sağlık çalışanları göz önünde, evet herkes çok çalışıyor. Yani herkes çok çalışıyor. Teknoloji çalışanlarına da başka görevler düşüyor burada ama bazı alanlarda çalışan arkadaşlarımız var, işte demin dediğim gibi iki haftada 2000 tane laptopu kurup sahiplerine dağıtmak da eminim birçok sektörde yani bankamızda arkadaşların başına gelmiştir. Ayrı bir yoğunluk. Onlara da bu vesileyle teşekkür etmiş olayım ayrıca. Evet, çağrı merkezinin tamamını, çalışanların %98'i ne dediniz değil mi? Yani evet. Hatırlamıyorum. Evlerine evet. Yolladınız. Bunun operasyonu bile tabii büyük olay. Çok zor. Bunlarla ilgili bir takım sorular gelmiş. Onları ikinci turun sonuna bırakacağım. Bu yandan da soru soran dostlarımıza da bu mesajı sizin vesilenizle iletmiş olayım. Şimdi sırada Akbank'tan İlker Altıntaş Bey var. İlker Bey, siz de bankacılık sektöründesiniz. Muhtemelen Cengiz Bey'in anlattıklarının çok benzerini anlatacaksınız. Yani tahmin edebiliyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum ben tabii. Ekiplerle olan bağlantınızı nasıl sağlıyorsunuz? Yani şimdi bütün ekipler evlere dağıldı, onlar evlerden hizmet veriyor ama bir de sizin onlarla olan iletişiminiz var. Klasik haftalık üretimsel toplantılar var, konuya özel toplantılar oluyor. Bunları nasıl manage ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hem teknolojik anlamda hem de iş yükü, operasyon anlamında. Evet, öncelikle tekrar ben de herkese iyi günler, sağlıklı günler, mutlu günler diliyorum. Umarım içinden geçtiğimiz bu süreçte çok hızlı bir şekilde, çok kısa bir sürede tekrar normal ama yeni normale dönecek. Çünkü her şey tamamen eskiye dönmesi gibi bir beklentimiz yok. Bu dönemin bize öğrettikleri, bu dönemin bize kazandırdıkları var. Bu deneyimler ışığında yeni bir normal yaşayacağız. Onu da birazdan konuşuruz. Sorunuza dönecek olursam aslında pek çok konuda biz bu dönemin öncesinde uzaktan çalışma ile ilgili çalışmalarımız, altyapılarımız mevcuttu. Örneğin biz esnek çalışma modelinin içinde arkadaşlarımızı zaman zaman evden çalışır durumdaydık zaten. Bu dönem bize ne getirdi? Bu dönem bize daha fazla bunu bir an evvel ölçeklemek ve bir an evvel bunun tüm banka tarafından kullanılabilir olmasını sağlamaktı. İşin teknolojik boyutundan başlarsak, öncelikle biz burada ilk günden itibaren kriz yönetimi modunda
3 şeye odaklandık. Birincisi insan sağlığıydı, ikincisi iş sürekliliğiydi, üçüncüsü de bunun toplam ekonomik etkisinin sınırlandırılması ile ilgili önlemlerdi. Ve insan sağlığı en önce çok hızlı bir şekilde bir takım planlarımızı devreye soktuk. Teknoloji tarafında ise artık az önce Cengiz'in de söylediği gibi teknoloji bu yeni çalışma veya yeni yaşama modelinin merkezinde. O nedenle çok hızlı bir şekilde iletişim altyapılarımızı güçlendirdik. Burada artık örneğin internet kapasitemizi çok hızlı bir şekilde iki katına çıkardık. Band genişliğimizi. Dijital çalışma ve iletişim araçlarını az önce sorunuza da değindiğiniz gündemimize aldık. Zaten kullana geliyorduk fakat bunları bütün banka olarak, bütün büyük ölçekte kullanacak şekilde hızla kurumsallaştırdık. Örneğin artık Webex, şu anda da bu paneli yaptığımız Webex ortamı hayatımızın artık bütünleşik bir parçası oldu. Birkaç istatistik paylaşayım aslında bununla ilgili. Arkadaşlardan panel öncesi istemiştim. 6 hafta içinde ne oldu diye. 6 evet. hafta içinde Akbank'ta 42.500 toplantı yapılmış Webex'te, Webex ortamında. Bu 42.500 toplantı 4.8 ortalama, yani ortalama 5 kişiyle yapılmış. Ve bana önemli gelen bir ayrıntısı da bunlar aslında 23 dakika ortalama sürmüş. Yani aslında bu platformda bir araya geldiğimiz zaman çok daha hızlı bir şekilde konuşup bitirip hemen aksiyona geçme gibi bir dönüşüm de, bir kültürel dönüşüm de yaşamış durumdayız. Yani artık o toplantıların bir araya gelme ritüelleri, başlama bitme ritüelleri, hızlıca konuya girip bitirip toplamda 23 dakika 42.500 toplantı, ortalama 23 dakikalık 42.500 toplantıdan bahsediyoruz. Bu da 980.000 dakikalık bir toplantıya tekabül ediyor. Yani rakamlar ilginç olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İşin boyutu açısından. Tabii bunlar hızlı artık bir şekilde gündelik hayatımıza girdi. Bunun bir de güvenlik bacağı vardı. Biz hızlı bir şekilde güvenlik aksiyonlarımızı da kuvvetlendirdik. Bu yeni çalışma modeliyle artık VPN'le çalışır durumda, güvenliğimizi sağlar durumda. Bugün Akbank'ta 8.500-9.000 kişi her an uzaktan bağlı durumda. İşin bir başka boyutu da sistemsel altyapıların kesintisizlik ve devamlılığıydı. Bu dönem açıkçası bu konuda da iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bizim kanallarımız, sistemlerimiz, tamamen iletişim altyapılarımızın devamlılığı bu çalışma modelinde hem müşterilerimizin bankamıza erişmesi, hem de hizmetlerimize erişmesi, hem de çalışanlarımızın bu ortamda verimli bir şekilde çalışabilir durumda olmasıydı. Az önce Cengiz Bey'in özetlediği türden şubelerin uzaktan çalışmaya geçirilmesi, çağrı merkezimizin tamamen uzaktan çalışmaya geçmesi, operasyon merkezimizin yine aynı şekilde sadece fiziksel olarak ofiste bulunması gereken, fiziksel operasyon gerektiren kısmı hariç tamamının uzaktan çalıştırma getirilmesi ilk aksiyonlarımız oldu. Açıkçası Akbank olarak biz birkaç yıldır bu çalışma modelini hayata geçirmek için yeni nesil Akbank adını verdiğimiz bir proje yürütmekteydik. Aslında dijitalleşmeyi sadece cihaz boyutuyla, sadece iletişim ve teknik altyapı boyutuyla değil, aynı zamanda bütün süreç uygulamalarımızın yeniden ele alınması, bu dijitale uygun bir şekilde sade, yalın, kağıtsız ve uzaktan da yapılabilir, mobil bir şekilde yapılabilir şekle getirilmesi diye özetleyebilirim bunu. Bu projenin de çok büyük faydasını görmüş durumdayız bu hızlı adaptasyonu yaparken. Böylelikle arkadaşlarımız şu anda sadece şube dışında evden çalışmıyorlar. Aynı zamanda şu müşterilerimiz şubelerine ulaşmak istediklerinde örneğin iletişim kanalı doğrudan doğruya eve yönleniyor ve sanki şubedeymişçesine bütün süreçleri, bütün işlemleri yapabilir durumdalar. Bu tabii bunun içinde bu büyük yeni nesil Akbank'ın içinde toplam 250 milyon dolarlık bir yatırımla bugüne geldik. Bunun içinde yeni veri merkezi de var, iletişim altyapısı da var, uygulamaların az önce söylediğim gibi uçtan uca tasarlanması da var, veri ve analitik altyapılarının oluşturulması da var ve bunun bugünün dünyasında bir müşteriye seamless diyebileceğimiz, az önce söyledim, nerede olduğunuzdan bağımsız olarak hizmet verebilmenizi sağlayan bir tasarım felsefesinin hayata geçirilmesi de var. Bunun yanı sıra ek olarak tekrar etmeden şunları da söyleyebilirim. Bankacılığın tabii böyle merkezi, operasyon, çağrı merkezi, genel müdürlük şubelerinin dışında iki tane önemli servisimiz daha var bizim bu noktada. Bir tanesi ATM ağımız, diğeri ise nakit operasyonlarımız. Yani fiziksel olarak
şu anda dışarıda bir hayat devam ediyor. Dolayısıyla bizim bu hayata dokunan en önemli iki noktamız da nakit operasyonları ve ATM kanallarımız. Nakit operasyonlarında biz çeşitli devamlı yönelik ek tedbirlerimizi almış durumdayız. Onun yanı sıra ATM kanalı bunun devamlılığı, nakit operasyonlarının, nakit ikmallerinin kesintisizliği önemliydi bu dönemde. Biz burada şöyle ilginç bir şey paylaşabilirim. Bu dönemde örneğin ATM kanalının Net Promoter Skoru, tavsiye skoru dediğimiz skoru 5-6 puana yakın yükselişler kaydetti. Bu aslında hizmet devamlılığının ve sürekliliğin şu ortamda ne kadar kıymetli olduğunu, müşterilerimizin de buna ne kadar teveccüh gösterdiğini gösteriyor aslında. Kıymet verdiğini göstermesi açısından. Bu da ilginç bir detay. Onun yanı sıra ATM limitlerinin artırılması, dijital kanalların artırılması gibi pek çok operasyonel konu gündemimizdeydi. Bunların hepsini çeşitli aksiyonlarla sağlamlaştırmış durumdayız. Burada tabii finans sistemini tekil olarak görmek mümkün değil. Biz burada bir büyük ekosistemin tedarikçilerimiz, çeşitli dış kaynak sağlayıcı firmalarımızla beraber bütünsel bir ekosistemin parçasıyız. O nedenle bütün oyuncuların, bütün kişilerin, bütün aktörlerin burada devamlılıklarını sağlamasıyla ilgili de pek çok aksiyonumuz oldu. Şimdi çalışma modelinde de önemli değişiklikler var. Sadece burada yaptığımız işi uzaktan yapmanın ötesinde birkaç yıldır çevik çalışma dönüşümünü gerçekleştirmiş durumdayız. Lafınızı keseceğim, özür dilerim. Zaten bir soru da var. Deniz Uludağ'dan gelmiş. Diyor ki, hani bu soruya da cevap vermiş oluruz aynı zamanda. Çevikliğin bu dönemde tüm şirketler için ne kadar önemli olduğunu gördük aslında. Özellikle çevik dönüşümü tamamlamış ya da oldukça ilerletmiş şirketlerin bu konu hakkında yorumlarını öğrenmek isterim demiş. En azından bu konudaki yorumunuzu da şu an alıyorduk. Bu soruyu da cevaplamış olalım. Tam ona değiniyordum. Soru da üzerine gelmiş oldu. Aslında çevik çalışma düzeni aslında başından beri sanıyorum bugünün temasını, bu yaşadığımız dönüşümün teması hız. Hızlı karar almak ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek. Bunun için çevik bir organizasyona sahip oluyor olmak. Çevik organizasyon dediğimizde de aslında düzenli iletişim, hızlı planlama ve hızlı icrayı içselleştirmek, bunu yönetebileceğiniz hem insan kaynağı hem bununla yönetebileceğiniz teknik altyapı hem de bunun içselleştirilmiş bir kültür anlamak gerekiyor. Bütün bunları aslında biz 3-4 senedir Akbank'ta deneyimledik ve bunun şu anda meyvesini de aldığımızı düşünüyorum. Bugünün dünyası için özellikle geçmekte olduğumuz değişim de çevikliğin son derece kritik bir karakteristik özellik olduğunu düşünüyorum. Geri kalan sözlerinizi ikinci tura bırakalım mı? Bayağı bir zamanımız var. Okay. Toparlayacaksanız buyurun. Toparlayayım şöyle bir. Aslında bu dönem artık önümüzdeki dönemde biz bu dönüşümü bir yere ulaşacağız. Neticede bu süreç bitecek ve arkasından yeni bir normale doğru geçeceğiz. Burada değişimin, bizim yanıtımız kadar değişimin kendisi de çok hızlanmış durumda. O nedenle ben şöyle resmi okuyorum. Aslında koymuş olduğumuz bir dijitalleşme vizyonu vardı. Bu vizyon çerçevesinde biz ilerlerken o hedef de biraz bu COVID bahsinde bize doğru yaklaşmış oldu. Yani birkaç yıl içinde olabilecek değişimler birkaç haftanın içine sığmış oldu. Davranış değişimleri, toplumsal değişimler hızlandı ve buna adaptasyon gereğinden dolayı da o da hızlanmış oldu. İkinci bölümde herhalde bununla ilgili yeni normalde, yeni dünyada neleri farklı yapacağız, neleri nasıl yapacağımızı konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederim. Kerim Bey, sıra sizde. Videonuzu açarsanız sizi görmek istiyoruz. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi iki banka sektöründen dostumuz bize anlattı onlara etkisini COVID'in ama sizdeki etkiler tabii biraz farklı. Siz mağazalar vardı, mağaza zincirleri. Şimdi artık onlara gider insan sayısı oldukça düştü. Bazıları kapandı herhalde. Şimdi siz bunları evlere servis olarak e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Tabii hem depo yönetimi anlamda büyük bir operasyon, çok büyük zorlukları vardır. Hem de sahadaki satıcılarla, elemanlarla koordinasyon adına haberleşme de ayrı bir konu. Bunu nasıl çözdünüz? Yani hangi teknolojiler size yardımcı oldu? Buna hazırlıklı mıydınız? Nasıl etkilendiniz? Tamamdır. Ben aslında önce herkese çok sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bence inşallah mutlu günler gelecek. Güneş taş, hava da güzel.
Ben ilginç birkaç notla başlamak istiyorum. Bizim yaklaşık Migros'un içinde 150 bin IP var. Genelde IT ekipleri dediği için 150 bin IP'nin yönetilmesi, performansı, güvenliği. Burada Cisco bizim için önemli partner. Yaklaşık 11 yıldır da video konferans sistemlerini kullanıyoruz. Özellikle mağaza bölgelerle aramızı yürüttüğümüz, 2 hafta bir yaptığımız, yılda 26 tane yaptığımız 1100 kişinin katıldığı. Yani aslında şirket biraz şeye hazırdı. Uzaktan çalışmaya hazırdı. Fakat da bizim zorluğumuz, bizim üzerimizdeki yük çok arttı. Özellikle business anlamında. Mağazaya gelen trafik de arttı. E-ticaret tarafı da arttı. Migros'ta 2200'ün üzerinde mağaza var. 30'dan fazla depo var. 10.000 kasa var. 10.000 post cihazı var. İlk gün başımıza gelen kimse kredi kartını kasiyere vermek istemiyordu. Gerçi biz de almak istemiyorduk ama onu dokunarak ödemek istiyordu. O da sağ olsun bankalar limiti arttırdılar. Orada inanılmaz bir artış oldu. Hem dokunarak ödemedi hem kredi kartı ödemedi. Tabii bizim saha ekiplerimiz de çok büyüktü. Bizim e-ticaret ekibine 5.000 kişi eklememiz gerekiyordu. İlk hafta gördüğümüz rakam buydu. Önce 5.000 kişiyi bulmamız gerekiyordu. Başvuru almamız gerekiyordu. Onlarla görüşmemiz gerekiyordu. Bizim perakendinin bazı kuralları gereği bir eğitim vermemiz gerekiyordu. Mobil cihaz vermek gerekiyordu ve devreye almamız gerekiyordu. Fakat tabii müşteriler bunu beklemek istemiyordu. Benim de arkadaşlarım akrabalarını da beklemek istemiyordu. Burada hızlı bir yol buldu arkadaşlar sağ olsun. Cisco'nun desteğiyle işe aldığımız arkadaşların mobil telefonlarını direkt uygulamaya aldık. Yani her çalışan video konferansla görüşme yaptı İK ile. İşe başladı. Bir gün sonra kendi telefonuna bir uygulama yükledi. Ve mağaza içinde bir e-ticaret siparişini toplayıp araca verdi. 5.000 kişi için 7 günde 6 günde oldu. Çevrede kapanan iş yerlerinden geçici arkadaşlar geldi. İkinci durum, saha ekiplerinin de teslimatta kullanması gereken araçlara ihtiyaçları vardı. Yani bir kısmı mobil telefon, bir kısmı tablet, bir de araç dertleri vardı. Araba ve teslimat araçları gerekiyordu. Burada da aslında çok hızlı bir şekilde Uber araçları dahil, Vito'lar, Mercedes'ler, ilginç teslimatlar yapmaya başladık sahada. Ama elindeki cihazları da tablet sorunu çıktı. Biraz Cengiz bahsetti notebook'tan, bize tablet sorunu çıktı. Yasa tablet yoktu çünkü bize 3.000 tane tablet lazımdı bir hafta sonu. İlginç bir vaka oldu. Migros tablet de satıyor. Sattığımız 600 tableti geri aldık mağazalarda. Bunları selamet ekiplerine verdik. Bence ilginç bir vakaydı. Yurt dışındaki perakende ekipleri tartışıyoruz. Mutlaka özellikle IT'nin kullanabileceği donanımı satış anlamında takip etmelerini istiyoruz artık. Kullanabileceğimiz donanım satsın istiyoruz ekiplerin. O yüzden o tabletleri hemen devreye aldık. 3.000 tane. Yine ilginç şeyler gelişti. Depoda bir gece 300 kişi ek çalışan gelmişti. Onların el terminallerinin bulunması, satın alınması, kurulması, network alınması gerekiyordu. Yine burada Cisco'nun bir özel software'i kullanıyoruz son 5 yıldır. Bir controller merkezi yönetimle. Bu arkadaşlar bir gecede 300 kişiyi Gebze depoda çalışmaya başlattık. Eğitim dertleri yoktu, uzak erişim dertleri yoktu. Cihazlar devreye girdi. Güvenlik sıkıntısı yaşanmadı. Merkezdeki internet kapasitemizi biz de İlker Bey gibi 3 katına çıkarttık. 3-4 günde galiba. O da sağ olsun operatörler ve Cisco'nun desteğiyle donanım çok çabuk sağlandı. Bence sağlık çalışanlarından sonra IT çalışanları ve market çalışanları da çok ilginç şeyler yaşadık. Saha ekipleri için izin aldık. Sahaya çıkabilsinler, destek olsunlar diye. IT ekibinin yarısına da izin aldık çünkü bir support gerekiyordu. Bizim de bankalar gibi sahada çok donanım cihazımız var. Gerçekten onların sağlam çalışması, performanslı çalışması gerekiyor. Orada hiç sıkıntı yaşamadı ekipler. İlginç bir vaka daha yaşadık. 11-12 Nisan'da sürpriz bir şekilde sokağa çıkma yasağı oldu Cuma akşamı. Fakat da bizim cumartesi pazar mağaza yöneticilerimizin taze gıda siparişlerini vermesi gerekiyor her gün. Şarküteri, et, meyve, sebze, sandviç, işte kuru yemiş, hazır yemek, bunları da günlük vermesi gerekiyor. Ve o gece onlar çıkarken iPad'lerini aldılar yanlarını, yaklaşık 2000 kişi. Cumartesi pazar evlerinden tüm sistemden uzakta erişerek taze gıda siparişlerini verdiler, muhasebe işlerini tamamladılar ve ilginç bir şekilde dünyada çok az örneğini gördüğümüz bir mağaza müdürü evinden mağazasındaki işlerini yaptı. Bu bence biraz da tabii sektörün bizi ittiği, bizim arkadaşların da öncülük ettiği, biraz da patronların güven verdiği bütçeyle bir kolaylık sağladı bize. Yani erişilebilir bir network, güvenli bir network, mobil cihazın bulunması, sahadaki arkadaşların bu dijital dönüşüme hazır olması büyük avantaj sağladı bizi. Bir vaka daha geldi başımıza, AVM'ler kapandı. Yaklaşık 80 AVM'nin kapanması gerekti.
Orada hemen o AVM'leri sanal market mağazalarına çevirdik. O AVM'deki mağazalar sanal market toplayıcı ekipleri oldular. Fakat tabii oradaki data hatları Wi-Fi yetersizdi. O kadar müşteri gireceğini düşünmüyoruz tabii. O kadar toplama olacağını. Yaklaşık 2-3 gecede bunlar tamamlandı. Finans ekiplerine ilginç bir şekilde printerlar, eve printer ihtiyaçları gelmeye başladı. Çünkü birçok süreç Türkiye'de hala ıslak imzalı gelişiyor. Onun için de elektronik imza süreçlerini daha öne alıp bazı riskler almaya başladı finans ekipleri. İlk defa karşımıza finans ekipleri bizden önce dijitalleşmek istedi. Çok güzel bir bence vakaydı. Devam ediyorum. Cloud tabii ilginç bir şekilde çok işimize yaradı. Bazı performansları artırmak için cloud'daki kapasiteyi bir tıkla 2-3 katına çıkartıp aslında performansı arttırdı. Gelişimi arttırdı. Sanal market soruları gelmeden ben söyleyeyim. 76 ile çıktık. Yani normalde yarısındaydı. 6 kat sipariş alıyoruz. Normal 13 Mart'tan önceki güne göre 6 kat fazla sipariş alıyoruz. Sepet büyüklüğümüz 2 katına çıktı. Migros hemen mağazalarımız 4 katına çıktı. Bunlar şu an 3.7'de. Çok yakın süre içinde sanal market 81 ile çıkacak. Orada tabii mobil uygulamanın ve web uygulamanın hazır olması, yenilenmiş olması ekipler tarafından büyük fayda sağladı. Şerif Bey, hemen bir soru var. Sıcağı sıcağı da ileteyim. Diyor ki, Nuray Şuman sormuş. Nuray dostumuzdur. Migros'a sorun diye özellikle de belirtmiş. Salgın öncesi e-ticaret hacmi ile salgın dönemindeki e-ticaret hacminde nasıl bir değişim oldu? Yüzde verebilir misiniz? Ciro'ya göre yüzde veremiyoruz ama sipariş sayısı 6 katına çıktı. Sepet büyüklüğü 2 katına çıktı. Aslında toplam demek ki hacim 12 katına çıkmış oluyor. Yani her sepet 2 katına çıktı. Toplam sipariş sayısı da 6 katına çıktı. Burada teslimat saatleri çok uzadı. Sabah 8'den geceye kadar teslimat yapıldı. Burada tabii ilginç bir iki konu gelişti. Makro online ve taze direkt artık insanların sağlığa karşı hassasiyeti arttı. Buradaki artışlar çok daha üzerinde. Yani makro online ve taze direkte gelen meyve sebze ve taze ürün siparişi çok arttı. Migros'taki meyve sebze ve et tüketimi çok arttı. Bu ilginç bir şekilde özellikle internetten pek sipariş verilmeyen diye düşünülen ürünler otomaksi bir şekilde gelişti. İnsanlar çok fazla gıda ürünü, taze ürünü ve hijyen, temizlik ürünü siparişi verdi. Devam ediyorum. Notebook ihtiyacı da dert olmadı. İlginç bir şekilde notebook feni sağlamıştık. Çok az bir kişi de gerekti. Tabii bizim asıl yükümüz mağazalarda. 41 bin kişi çalışıyor mağazalarda. Bu 41 bin kişinin zaman zaman hastalandı, zaman zaman izin aldı, zaman zaman yetişemedi, mesaisi değişti. Onun yanlarında 6500 kişi dışarıdan ekip dahil oldu. Bu 15 günde yani 40 bin kişinin içine dahil olan 6500 kişi eğitim almadan bir mobil cihazdan uygulamaya başladı. Tabii burada UX, UI işi çok önemli hale geliyor. Bence IT ekipleri eğitimin çok az ihtiyacı olan, hemen kullanıma başlayabilecek, mobil telefonu çalışabilecek uygulamalar geliştirmesi gerektiğini çok iyi anladım. Yani çalışanlar için de, müşteri için de öyle. Video konferans için hiç girmeyeyim. Yani ben şunu fark ettim, bir iki not almışım. İlk defa bu çevik takımların toplantılarına girebilir hale geldim. Çünkü evde olunca insan yarım saatlik stand-up meetinglere, işte review'lere katılabilir hale geldi. Ve o ekiplerin gerçekten çok düzgün işler, çok hızlı işler yaptığını gördüm. Bence çevikliğin yönetim anlamında ekiplerin farkındalığının artmasını sağlayan da bir ortam oldu. Belki biraz sıkıldık, üzüldük ama birçok yönetici arkadaş detayını bilmediği birçok toplantıya girer hale geldi. Tabii inşallah mikrofonu yapmıyoruzdur ama. Zaten Kerim Bey, bekliyordum sözünüzün bitmesini. Sorum şu olacaktı. Bu kadar yoğun süreçte size bir şey olmadı mı? Yani hala sağlığınız yerinde gözüküyor. Herhalde çok zor bir süreç şey oldu. İsterseniz öyle bitireyim. Migros tüm çalışanlarına bir vitamin paketleri vermeye başladı. Mart'ın 3. haftası itibaren. C vitamini içeren ilaçlar, meyve sebze, ücretsiz meyve sebze, kandil simidi dağıttı örneğin. Tüm çalışanların 47 bin kişiye birçok üründe indirim verdi. Sağlık çalışanlarının %5 anında indirim vermeye başladı. Çalışanların kıyafetlerini, siperliklerini biliyorsunuz ilk Migros başladı. Maske çalışması yapıldı. Çok ciddi eğitimler verilmeye başladı. Bu tabii aslında Migros'a özel bir Migros sosyal app'imiz var. Çalışanlara oradan çok fazla eğitim verildi. Elleri yıkaması gerektiği, hijyen kurallarına uyulması gerektiği. Yine 17 Mart'ta bir ritüel oluştu Migros'ta. İşte 3 saatte bir, 15 saatlik bir temizlik ritüeli oluştu. Bir hijyen ürünleriyle temizlenmeye başladı mağazanın her tarafı. Dolayısıyla aslında ben de baştaki bakanıma katılıyorum. Bu eskiye dönmeyecek. Hacimimiz bence belki bu seviyede kalmayacak ama eskiye göre 2 kat olacaktır. Uzaktan erişim, e-ticaret siparişleri, mağaza içerisinde. Dilerseniz bir ikinci bölümde konuşalım.
Sizin anlattıklarınızla aynı paralelde Alim Küçük Pehlivan dostumuzun bir cümlesi var. Diyor ki bring your own device. Bu yoktan bahsediyor ama tabii bunu uygulamak kolay bir şeydi güvenlik anlamında. Diyemediniz herhalde çalışanlarınıza 3000 laptop bulamıyoruz. Kendi laptoplarınızı kullanın demek kolay bir şey değil olsa gerek. Aslında diyebilecek durumdaydık merkez çalışanlarına. Aslında saydığım 5000 kişiye alime de bu arada selamlar. 5000 kişinin telefonunu kullandırdık. Yani bring your own device yapmıştık. Tabii orada kilit konu o kişilerin cihazlarına yeterince data hatları yoktu. Onlara mağaza Wi-Fi'larını Cisco'nun desteğiyle bir gün içinde açtık. Normalde biz Wi-Fi'mizi sadece müşterimize free Wi-Fi olarak kısıtlı süre açıyorduk ve kısıtlı size olarak. O 5000 kişinin tüm telefonlarını uygulamayı ve interneti ve erişimi bedava verdik. Anında açtık aslında. Orada bir 5000 kişilik 3000'lik bring your own device case oluşmuş oldu aslında. Peki konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Şunu da anladım ben. Ekmek ve yumurtamız eve gelirken Vito'larla gelmiş olabilir o zaman değil mi? Böyle süper servis aldık. Peki teşekkür ederim. Bu arada değerli bakanımız ayrılmak zorundaymış. Mesaj geldi. Kendisi gözükmek isterse son bir veda konuşması için açabilir. Ama müsait değilse kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bekliyorum Bakan Bey konuşmak istiyor mu diye. Herhalde yok, kendisi aramızdan ayrılıyor. Bakan Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Böyle yoğun, enteresan bir zamanda bizi yalnız bırakmadınız. Çok da değerli bilgiler verdiniz. Saygılar, sevgiler efendim. Şimdi Didem Hanım size geldi sıra. Burada bir gariplik var. Şöyle ki bütün müşteriler memnun. Yani bir firmanın bu kadar herkes aynı anda memnun ediyorsa demek sizin çok büyük zorluklar yaşadığınız anlamına geliyor. Çok büyük sıkıntılı bir süreç yaşadığınız anlamına geliyor. COVID sizi böyle mi etkiledi yoksa benim bilmediğim gizli güçleriniz mi vardı bütün bu sorunları halletmek için? Sağ olun Murat Bey. Öncelikle ben de sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum ve bundan sonraki döneminde inşallah en iyi şekilde atlatılmasını diliyorum hepimiz açısından, dünya açısından. Aslında Kerim Bey'i, Cengiz Bey'i, İlker Bey'i dinlemek gerçekten çok bana da iyi geldi. Özellikle Migros'un arkasındaki süreci duymak gerçekten çok etkileyici. Kullanıcı olarak da sadece teknoloji firması açısından değil, kullanıcı olarak da çünkü çok konuşuyoruz biz hani bankalar bu hizmeti nasıl veriyor, Migros nasıl bunu hallediyor diye. Arkasında gerçekten çok büyük bir süreç değişimi var. Ve tabii ki en çok gördüğümüz şey de teknolojiye yapılmış olan yatırım. Bunun da hiç azımsanmaması gerektiği tekrar ortaya çıktı. Biz de Cisco ekibi olarak aslında ben biraz kendimden de başlayayım. Cisco ekibi olarak biz bu hafta 6. haftayı bitiriyoruz evde çalışmakta. Yani tabii bizim genel itibariyle şirket olarak uzaktan çalışmaya çok yabancı değiliz. Ama tabii ki asıl yaptığımız şey de her zaman yüz yüze müşterilerimizle birlikte olmaktır. En çok bizlerin ön planda tuttuğu şey müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ziyaret etmek, onlarla yüz yüze görüşmeler yapmak. Çünkü Türk toplumunun da ruhunda bu vardır. Hani biz severiz yüz yüze olmayı. Ama yani... Bu dönemde ben görüyorum ki ofise gittiğimiz dönemdeki rutinimizi birebir sürdürüyoruz. Hatta daha bile yoğun vaziyette sürdürüyoruz. Normal şartlarda işte biraz önce söylediğim gibi yüz yüze yaptığımız toplantıları Webex ortamından yapmaya devam ediyoruz. Mesela bugün bu şekilde bir araya gelmek bizim için çok kıymetliydi. Sağ olun, siz de bize çok burada yardımcı oldunuz. İşte bunun gibi toplantıları da büyük işte müşterilerimizle olan bilgilendirme toplantıları, webinarları, sohbet toplantılarını... Eğitimleri, müşterilerimize, iş ortaklarımıza eğitimleri Webex üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Ve kesinlikle eskisinden yaptığımızdan daha fazla yaptığımızı ben de düşünüyorum. Tabii kendi ekiplerimizin bir arada olması ve birbirimizle bağlantıda kalmak kısmı da çok kıymetli. Bunu da çok önemsiyorum. Ben özellikle Türkiye'de çok önemsiyorum ve CEO'muz Chuck Robbins'ten başlayarak aslında bu mesaj bizlere çok net geliyor. İşte ekiplerimizle de sohbet toplantıları, iş konuşmadığımız sadece... ettiğimiz görüşmelerimiz var hafta içinde birkaç tane. İşte bir konuk konuşmacı çağırıyoruz haftada bir kere, onunla birlikte farklı bir gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü buna şirket içinde baktığımda adapte olabilen olamayan çok arkadaşım da var. Tabii ki günlük bir şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını sağlayabilmek için hani özellikle bu dönemde tabii ki Webex tarafı, kolaborasyon tarafındaki ve güvenlik tarafındaki arkadaşlarım iyice yoğunlar. Yani hani alan olarak baktığımızda da buralara çok daha fazla alan, çok daha fazla yoğunluk düşüyor.
Yani aslında bugünlerde gündemimizin en tepesinde olan mesafe kavramıyla dijitalleşmenin önemi bir kere daha kendisini gösterdi. Bu süreçte, içinden geçtiğimiz bu süreçte dijital, kesinlikle dijital dönüşümü daha da hızlandırıcı bir etki yarattığını görüyoruz. Bu konu sadece artık büyük firmaların değil, işte biz şu anda hani daha büyük işte bankalarla, Migros'la görüşüyoruz, onları dinliyoruz ama her ölçekteki bütün işletmelerin daha da fazla gündeminde olacak. Daha doğrusu aslında bu dönüşümü çok daha hızlı biçimde hayata geçirme zorunluluğu ile karşı karşıya herkes. Yani dijital dönüşüm daha çok böyle hani karlı iş yapabilmek, büyümek için gerekli diyorduk. Ama artık varlıklarını sürdürmeleri için bütün şirketlerin zaruri hale gelmiş durumda. Biz de aslında herkes evden çalışmaya geçince en net ölçümleme platformu Webex oldu bizim için de. Biraz önce de bahsettiler hep Webex'in kullanımı. Hatta İlker Bey rakamları da verdi. Biz de dünyada ve Türkiye'de çok artışını çok net olarak gözlemledik. Mesela bütün dünyada bir günde COVID öncesinde en yoğun günlerin ortalamasının daha iki katından fazla toplantıya ev sahipliği yapılıyor Nisan ayı içinde. Toplantı sayısı 4.2 milyona ulaşmış durumda. Mart ayındaki Webex üzerinden yapılan toplantı süresi Şubat rakamlarının iki katının üzerine çıktı ve işte 14 milyar dakikayı buldu. Ve tabii ki bu görüşmelerin güvenli şekilde yapılması da en önemli şeylerden bir tanesi. Yani tek başına artık bir kolaborasyon cihazını, işte bir video konferansı Webex'i koymak yetmiyor. Bunu en güvenli hale nasıl getiririz? İşte iki faktörlü, işte iki şeyleri, DNS katmanını nasıl gündeme getiririz? Nasıl iki katmanlı güvenlik sağlarız gibi bunlar çok daha ön plana geçiyorlar. Dolayısıyla bu bütün veriler de aslında çalışma şeklimizin nasıl değiştiğini, nasıl yoğunlaştığını, nasıl dijital olduğunu her şeyin artık bize çok net gösteriyor. Peki, çok teşekkür ederim Didem Hanım. Bu arada 300'e yakın izleyicimiz var. Siz bir ikimizi dört kulakla dinliyorlar. Dört gözle izliyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Sorular da birikiyor. İkinci turun sonunda soruları ileteceğim. Biraz sabırlarını rica ediyorum. Hakan Bey, tekrardan size dönüyoruz. İkinci turda herkese soracağım soru aslında aynı. Bu etki salgın sonrası hayatımız nasıl değişecek? Teknolojilerde ne tür gelişmeler bekleniyor? Sizden başlayalım. Buyurun efendim. Ben öncelikle tüm panelistlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlker Bey ve Cengiz Bey'in anlattığı bankalara ilişkin hikayeleri kısmen biliyordum. Eski bir bankacı olmaktan da kaynaklı ama ciddi çalışmalar, ciddi operasyonel yüklerle uğraştıklarını bir kez daha anlıyorum, sahadan anlıyorum. Bunlar kıymetli ve önemli. Kerim Bey'in konuşması oldukça ilgi çekiciydi benim. Çünkü Migros parakendeciler fiziksel bir şeyle de uğraşıyorlar. Yani sonuçta dokundukları, taşıdıkları bir mal da var ortalıkta ve hayatın sürmesini sağlıyorlar. Arkada da işte Sisko'nun bütün bu altyapıları sağlayan kıymetli bir paydaş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Aynen Kerim Bey'in, Cengiz Bey'in, İlker Bey'in söylediği gibi ben de bu dünyanın dönmesini sağlayan, yani dünyanın güvenlik, gıda güvenliği ve diğer güvenlikler arasından dönmesini sağlayan sağlık çalışanlarına ek olarak işte bilişim çalışanlarına, parakende, Migros, mağazacılık çalışanlarına, işte sokaklarımızı hala temizleyenlere, güvenlik hizmetlerini sağlayanlara, hülasa herkese ciddi bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda bunu yapabildiğimizi görmenin de haklı mutluluğunu yaşıyorum. Demek ki bu ülke süren, devam eden, krizlere rağmen devam edebilen bir altyapı, bir iş yapma modeli ve ahlakına sahipmiş. Bunlar bence kıymetli. Şimdi neler olacak'a ilişkin şu anda konuştuğumuz şey normalleşme. Toplamda işte Ramazan bayramına kadar olan bir süreç, Ramazan bayramından Haziran sonuna kadar olan bir süreç, Haziran'dan Eylül'e kadar, Eylül'den de Ocağa kadar olan işte stepler, adımlar öngörülüyor normalleştirmede. Tabii normalleştirmenin temel inputu bir aşı ya da antikor tedavisinin etkin bir şekilde bulunması. Yoksa hepimiz aslında pasif olarak salgını kontrol altına alıp engelleyecek pasif önlemlerle şu anda uğraşıyoruz. Yaptığımız şey bu. Aktif önlem, yani sokağa tekrar daha güvenilir bir şekilde çıkmak aşı ve diğer şeylerle mümkün olacak. Şimdi bütün katılımcıların altını çizdiği hususu ben de bir kez daha çizmek istiyorum. Burada veri, dijital altyapı, dijital teknolojiler son derece önemli. İki, bunları kullanmaya başladık ve bunlardan geri dönmeyeceğiz. Yani bunlar belki bu düzeyde olmayacaklar artık fiziksel olarak ofislere gidebildiğimiz ortamda ama asla eski düzeylerde de olmayacaklar. Dolayısıyla bunlar yükselecek.
Şimdi bunların getirdiği bence birkaç tane kavram var. Sonra neler olacağını, neler yaptığımızı falan söyleyeyim. Hızlı bir şekilde izin verirseniz Murat Bey. Şimdi bir, dünyada şöyle kavramlar çıktı artık. Bir, veri sömürgeciliği diye bir laf var. Yani bu big data'nın, dataya sahip olmanın getirdiği bilmek, görmek, dolayısıyla yönlendirmek becerilerinden üzere işte her krizden sonra bir dönüşüm, bir paradigma shift'i meydana geliyor. İşte sömürgeciliğin ya da sömürgecilik yerine işte bazılarının eli güçlü olanların diğerlerini daha kolay utilize etmesi üzerine bir dünya dönüşecek. Burada veri sömürgeciliği diye bir kavram yoğun olarak kullanılıyor. Bunu altını çizmek istiyorum. Bir. İki, yeni bir sınıftan bahsediliyor. Hem kamu sektöründe hem özel sektörde belki çoğumuzun da aidiyeti olan bir sınıftan bahsediyoruz. Teknokratlardan ve uzmanlardan oluşan, yani teknolojiyle haşır neşir, datayla haşır neşir ve bunları işte kullanabilen bir yapıdan bahsediliyor. İşte bir sürü büyük Amerikan şirketinde bu yapıların esas yönetimde olduğunu görüyoruz. Microsoft'u Bill Gates yönetmiyor artık. Bir white collar yönetiyor nihayetinde. İşte Amazon'da da, Facebook'ta da eninde sonunda da böyle değişimler göreceğiz. Bu yeni sınıf dünyanın nasıl bir şey olacağını da söylüyor olacak. Bunlar dünyayı iyi bir yere götürecekler ya da kötü bir yere götürecekler, göreceğiz. Bu süreçte, kriz sürecinde devletlerin gücünün arttığını görüyoruz. Yeni bir devlet tipi çıkıyor. Hem ekonomideki gücü ve porşunu bu devletin, hem de teknolojiyi çok daha yoğun olarak kullanıyor. Bir tekno devletten bahsediyoruz. Bu da bizim günün sonunda iyi bir şeyle mi karşılaşacağımızı, kötü bir şeyle mi karşılaşacağımızı belirleyecek. Yani çok ceberut bir dünyayla da karşı karşıya kalabiliriz. Bütün veriyi elinde tutan, yönlendiren bir yeni sınıf ve yeni bir devlet tipiyle, ya da insanların daha insan olmasını sağlayan ve sürdüren bir yapıyı da görebiliriz. Bu süreçte neler olacak, neler yapılıyor ve neler olacak? Bir, yani bu etkinliğin de alt başlığı, üst başlığı üzerinden uzaktan erişim, çevrim içi iletişim ve iş yönetim araçlarının kullanımı kesinlikle artacak. Bunu sağlayan sağlayıcılar, Cisco gibi sağlayıcılar ve yerli sağlayıcılar arasında bazı uzlaşmalar gerçekleşecek. Yani ne %100 yerli ve milli, ne %100 yabancı şeklinde arada bir trade-off'lar gerçekleşecek. Bu trade-off'lar sonucunda hem sürdürülebilir, hem güvenilir, hem de simbiyotik bir yapı doğacak diye düşünüyoruz. İki, imalat sektöründe Türkiye'nin çok öncül bir tarafı var. Bunu gördük zaten, ventilatör üretimlerinde de gördük. İmalat sektöründe biz mutlaka Çin'den, uzak doğudan kaçacak, risk yönetimi gereği kaçacak olan imalatın bir kısmını alacağız. Bu bazıları FDI olarak bize yansıyor. Sarısı doğrudan yatırımlar buraya Greenfield ya da Brownfield olarak gelip kendi işletmelerini kuracaklar ya da satın alacaklar. Bazılarında biz kendi mevcut manufacturing kapasitemize zaten bunu sağlayacağız. Turizm sektörü gibi, organizasyon sektörü gibi sektörler mutlaka yapısal bir dönüşüme girecek. Bu böyle sürmeyecek. Nasıl sürecek? Neler olacak? Buralar son derece inovatif alanlar bence ve dijital altyapıyı sağlayan herkes hizmet sektörlerinde çok ilginç, inovatif şeyler bulacak, bulmak zorunda kalacaklar. Yerleşmenin önemi arttı. Bunu biliyoruz zaten. Yani kendi kaslarınıza sahip olup gıda, sağlık güvenliği açısından, hatta savunma güvenliği açısından kendi becerinize sahip olmak verimlilikten daha önemli bir hale geldi. Türkiye'nin burada bazıları olduğu zaten malum. Yine çalışan tiplerimiz değişecek. Perakende'de biz görüyoruz artık. Perakende'de insanlar daha uzun saatler çalışmaya başlıyorlar. Ve yine göreceğiz ki esnek çalışma modelleri ve sabit sözleşmeler, yani süreli sözleşmeler artacak. Ama karşı tarafta social security sistemleri de bunu dengeleyecek. Yani adam esnek çalışıyor veya işte fix kontratlarla çalışıyor şu kadar süreli. Bunun karşısında adam sürekli Amerika'daki sistemde olduğu gibi social security sistemin dışına çıkmayacak. Türkiye gibi ülkelerde, ülkemizde social security'nin anlamı ve kavramı mutlaka değişecek. Bu da aynı zamanda hem özel hem devlet sigorta mekanizmalarının gelişeceği anlamına geliyor. Burası da son derece önemli bir gelişme alanı. Yani sadece insanlar için değil, aynı zamanda mallar için, hizmetler için de türlü sigorta sistemleri, mesela turizm için mutlaka sigorta sistemleri ortaya çıkacak. Adam hastalanırsa ne olacak, nasıl bakılacak, neyi cover edilecekler, neler teminatlar olacaklar vesaire. Sonuçta işte gıda tarımdaki yeterliğimiz önemli, turizm sektörümüz önemli. Saati de bakıyorum Murat Bey, hızlıca konuştuk her zamanda. Ulaştırma ve lojistik altyapımız güçlü bizim görece. Ama enerji ve teknoloji altyapımızda mutlaka geliştireceğimiz şeyler var. Dediğim gibi imalat sektörümüz son derece güçlü. İleri geri bağlantıları ile yerli pazar arasında bir denge var Türkiye'de. Yani biz ihracata işte bir Almanya kadar, bir Japonya kadar, bir Çin kadar bağımlı değiliz. Ölçeğimiz çok küçük değil. Orta ölçekli bir
dünyada yaşıyoruz. İşte ihracat bağımlısı olan ülkeler mutlaka COVID-19'dan daha ciddi zararlar alacaklar. Bizim turizm sektöründen dolayı bir yumuşak karnımız var. Turizm sektörü GDP'miz içinde ve cari fazlamızda önemli bir yer oluşturuyor ama biz bunu da bir şekilde ineceğiz ve turizmde de en bağımlı ülkelerden biri değiliz. Yani bir İspanya, bir İtalya, hatta bir Çin bile değiliz toplam ya da portion olarak baktığımız zaman. Sonuçta şöyle bir dünya vehmediyoruz ve normalleştirme çalışmamızın tamamı buna dayanıyor. Bir dünya var bizim karşımızda olan, insanı metalaştırıyor, sayısallaştırıyor, yönetilebilir bir öge haline getiriyor ve işte yukarıda bir akıl var, aşağıda büyük bir kalabalık var. Bunlar social amplarla yaşamaya çalışan guru, işte standart sabit tipler. Böyle bir dünya bize öneriliyor, distopya öneriliyor. Karşı tarafta da insan insan olarak tutan, yani bu krizin sonrasında daha adil bir paylaşım, daha sürdürülebilir bir paylaşım, bir başka krize yol açmayacak, yani bir savaşa yol açmayacak bir barış gibi misali bir dünya arasında bir tercihte kalıyoruz biz toplamda bütün kürede, keza Türkiye'de de. Ben Türkiye'nin hem insana verdiği anlam, insanlara verdiği önem, verimli karlılıktan ziyade sürdürülebilirliğe verdiği anlamdan dolayı burada yerini tercih ettiğini, nasıl tercih ettiğini de gösterdiğini düşünüyorum. Burada da işte bu dijital altyapıyı sağlayan, insanların insan kalmasını sağlayacak olan bütün bakışlar son derece önemli. Bu da dengeli bir yaklaşımdan geçecek. Yani yerli, yabancı, özel, kamu, bölge, merkez arasındaki çok dengeli bir yaklaşımdan geçecek. Bu dengeli yaklaşımda da sadece kamunun değil, bence özel sektör paydaşlarında, panelistlerimizin de ve firmalarında son derece önemli bir yeri olacak. Benim anlatacaklarım da bunlar. Teşekkür ederim. Vallahi Erkan Bey, bir ders konusu olacak kadar şey anlattınız. Ben aklımda tutamadım hepsini ama birkaç tane çok önemli konu kaldı. Birisi teknodevlet kavramı. O size ait bir kavram mıdır bilmiyorum, yoksa bir kullanılan bir şey midir, ama çok etkileyici. Yeni kadrolar gelecek ve dünyayı ya iyi yönde ya kötü yönde de şirketler özelinde götürecek dediniz. Bu aklımda kaldı. Bir ikincisi, Türkiye turizme tam bağımlı bir ülke değil. Bir İspanya, bir İtalya gibi değil. Almanya gibi de ihracata bağlı değil. Böyle de bir moral verici bir konuşma oldu ama biraz tarım konusuna ağırlık vermemiz gereken bir dönemdeyiz herhalde. Tekrardan o tarım politikalarını biraz daha el atmamız gerekir diye düşünüyorum. Tekno devlet sizin bir buluş, bir kelimeniz mi, yoksa bilinen bir şey midir? Ben duymadım ama söylenmiş olabilir, ama varsa aramızdaki var olabilir. Science fiction çok okuyanlar, dinleyenler varsa, Netflix'ten dolayı da ciddi bir şeyle bombardımanla karşı karşıyayız aslında. Vakit çok, Netflix mevcut falan diye kullanılmış olabilir. Ama dediğim gibi yeni sınıf teknokratlar ve uzmanlar, hepimizin içinde olduğu sınıftan bahsediyorum. Ve büyük teknoloji devleri, şirketleri, yani big data'ya sahip olan ve bunları yönlendiren yapıların nasıl yönetileceği, yönlendireceğiyle ilgili bir şey. Tekno devlette, devlette bunun içinde payını alacak. Son bir şey, çok özür dilerim, uzattım. Ve şu olacak, kamu sektörü ve özel sektör arasında şu anda geçiş yok. Yani özel sektör çalışanları, white collar'lar, yönetici vesaire, kamu sektörünü bilmiyorlar, çalışmamışlar. Çalışmaya da niyetleri yok. Çünkü ücretler son derece düşük falan filan falan filan. Ankara'da zaten falan filan. Bu dönemde önemi arttı Ankara'nın, ama İstanbul gibi kalabalık değil, yürüme alanlarımız falan var. Ve kamu sektörü açısından da özel sektöre geçmek çok mümkün değil. Çünkü işte bizim kamu sektöründeki çalışanların sahip olduğu nitelikler, yeterliklerin orada bir karşılığı yokmuş gibi oldu. Ama bu dünya dönüşecek. Bu dünyada kamu sektörü ve özel sektör, özellikle üst bürokratları, üst düzey yöneticileri arasında çok hızlı geçişler göreceğiz ve devletin gücünün ve öneminin artması küresel düzeyde, devletin kamu sektöründe, özel sektörde çok daha net bir porsiyon almasıyla sonuçlanacak. Zaten yani bütün katılımcılardan eminim, mesela Kerim Bey sağ çalışanlar için, IT çalışanlar için izin almak zorunda kalmış. Daha önce emniyette böyle konuşmalar ya da İçişleri Bakanlığı'yla böyle konuşmalar, valilikle falan yaptığını zannetmiyorum. Devletin kriz zamanlarındaki artan önem ve etkinliğinde yakinen gördük. Bu transferler, iki taraf transferler de mutlaka deneyimin, bilginin, kapasitenin daha yoğun bir şekilde ortak kullanımı ve artmasını sağlayacak. Teşekkür ederim. Son olarak da yerli ve milli teknolojilerle yabancı teknolojinin bir arada çalışma ihtimalinden bahsettiniz. Devletin üst düzey yöneticilerinden biri olarak bunu söylemeniz bizlerin de yüreğimize biraz su serpti. Çünkü bu çatışmaları görmek istemiyoruz. Teknoloji bizim temel ilkemiz. Nerede, nasılsa ona ulaşmamız lazım.
bu yerli ya da yabancı olur. Elbette yerli olmasını istiyoruz ama yabancı teknolojide de bir fazlalık varsa, daha iyi bir durumdaysa onu da almakta çekinmememiz lazım diye de konuyu kapatmış oluyorum bu anlamda. Uzlaşacağız. Yabancılarla yerler uzlaşacak. Zaten uzlaşma niyetimiz olmasa kavga etmeyiz. Uzlaşma niyetimiz var yani her tarafı. Çok güzel. Herkesin uzlaşma niyeti var. Evet. Çok güzel. Evet, Cengiz Bey tekrardan ilk sizle başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani soru belli. Bundan sonra ne olacak? Aslında bu sorunun cevabını bir de hem banka anlamında hem de genel yaşam anlamında sizden de bir yorumlarınızı alalım. Peki. Hakan Bey gayet güzel toparladı gerçi. Ben önce bir bankadan başlayayım, sonra ben de ütopik görüşümü de sonda söyleyeceğim. Biraz evvel İlker'in bahsettiği gibi aslında kendim de konuşmamda belirtmiştim. Teknoloji olarak biz çok iyi sınav verdik. Bu iyi sınav vermenin bir sebebi de aslında yıllardır işte bu dijital dönüşüm trendi adı altında finans sektörü olarak bunda öncü kurumlar olarak hareket etmemiz, yatırımlar yapmış olmamızın çok büyük payı var. O yüzden hazırdık. İşte bu dijitalleşme çabalarının içerisinde süreçleri dijitalleştirdik. Yani kağıtsız hale getirdik. Bunun bir bacağı olarak çalışanın dijitalleştirilmesi, yani mobil hale getirilmesi konusunda bankalar olarak birçok bankada görüyoruz. Bizim bankamızda da var bu. Çalışanlarımıza tabletler verdik. Bu tabletleri aslında müşterinin ayağına gidip hizmeti müşterinin ayağında verebilsin diye verdik. Ama kullandırttıramadık. Yani kullanımı, alışkanlıkları yıkmak çok zor oldu. büyük bir sosyal deney gibi oldu dedim ya bu. İnsanlar mecbur kalıp kullanmaya başlayınca, demin Kerim Bey'in söylediği gibi, bizde de bu tabletlerin, tablet üzerinden yapılan işlemlerin sayısı, adedi, volümü diyeyim, 12-15 kat civarında arttı. Yani %25 kullanan kitle varken bu %60'lara kadar çıktı. Üzerinden yapılan işlem sayıları da işte böyle bir milyonun biraz altındaydı. 6-7 milyonlara kadar çıktı. Yani yaklaşık bir 15 kata çıkan bir yoğun kullanım var. Alışkanlıksa mevzubahis, inşallah bu geri dönmez. Bugün evden çalışmak için zorunluluktan kullandıkları şeyi yarın hakikaten müşteriye, müşterinin ayağına hizmeti götürmek için de kullanıyor olur çalışanlarımız. Şube içlerinde reaktif olmak yerine proaktif moda dönerler. Şimdi demin Hakan Bey'in dediği gibi bazı şeyler hani hep diyoruz ya, hepimiz diyoruz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey bugünkü gibi de olmayacak tabii. Bunun arasında bir yerde hani o şiştiği yerlerden bir yere geri dönecek. Ama farklı olacak. Evet, eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir normalde yaşayacağız hep beraber. Ben mesela demin çağrı merkezi çalışanlarını olduğu gibi eve çıkarttık demiştim ya, onun üzerinden bir örnekle gideyim. Yani ne olacağını bilmiyorum ama ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Öyle diyeyim. İçimizdeki tartışmalardan. Çağrı merkezi çalışanlarınız nedir eski modelde? İşte yaklaşık 1000 kişilik bir kadroyu alıyorsunuz. Tam zamanlı olarak istihdam ediyorsunuz. Bir tane merkezi ofis yapıyorsunuz. Oraya oturtuyorsunuz. Orada da aslında gerek içe dönük, gerek dışa dönük, yani inbound ve outbound dediği çağrılar arasında dengeli bir şekilde kullanıyorsunuz. Çünkü farklı zamanlarda, farklı önceliklerde kullanmak gerekiyor. Merkezi kaynakları da böyle kullanmanın da bir şey var, verimlilik efekti var. Çok güzel bir model. Şimdi bu mecburiyetten bütün çağrı merkezi çalışanlarını biz eve gönderdik. Evden çalışıyorlar. Daha motive çalışıyorlar. Daha hani esnek zamanlarda çalışabiliyorlar. Gayet güzel vesaire. Ama şöyle düşünün, yani 1000 kişi yerine herkese evden çalıştırabiliyorsam, ben ofis alanına ihtiyacım yok. Atıyorum 3000 kişi ve esnek zamanlı, yani tam zamanlı değil de istediği zaman, hani bu istediği zaman insanların Uber şoförü olup ben iki tane taşıma yapayım demesi gibi bir modele geçtiğini düşünüyorum. Öyle bir modelde insanları bugün tam zamanlı alıp aylık belli bir ücretle çalıştıracağınıza, belki diyeceksiniz ki karşıladığın çağrı başına ben sana ücret vereceğim, ne kadar çalışıyorsan çalış, ister 2 saat ister 12 saat gibi modeller çıkabilir. Çok geniş bir alana girebilir. Bu sefer demin söylediğim merkezi operasyon yönetmenin sağladığı, hani toplu kaynağı istediğiniz zaman istediğiniz yere yönlendirme kabiliyetinin karşılığını ben 1000 kişi yerine 3000 kişiyi, ama hani tam zamanlı değil de başka türlü çalıştırıyorum. Hani şey kadar, hani harcadığın saat kadar ücret ödüyorum vesaire gibi modeller ortaya çıkabilir. Hani bugün bunları konuşuyoruz demiyorum da, ben
hani biraz geleceğe dönük şeyleri düşündüğümde demin Hakan Bey'in söylediği gibi acayip inovasyonlar göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu yeni altyapı, yeni imkanlar, yeni kabuller diyeyim. İnsanlara bugün bu olayları yaşamadan bunları anlatsaydınız belki birçok kabul olur mu öyle şey derdi, ama şimdi olabildiğini gördükleri için böyle inovasyonlar doğacak. Tabii bunlar geldiği zaman bu sefer bunları destekleyen altyapı ihtiyaçları olacak. Bugünkü altyapı yatırımları, altyapı derken yani kurumlarınkini kastetmiyorum, kuruma destek veren işte telekom altyapıları vesaireleri gibi. Bugün biz belki oturduğumuz çevreler, bulunduğumuz lokasyonlar itibariyle fiber altyapısına sahibiz ama olmayan yerler de var. Yani onların da buna kavuşmaları gerekecek gibi gibi. Başka ihtiyaçları doğuracak. Yani yeni iş modelleri, yeni çalışma modelleri ve bunların ortaya çıkaracağı yeni ihtiyaçlar olacak. Öyle görüyorum. Ama şöyle özetlemeye çalışayım. Hani ütopik kısmına gelerek söyleyeyim. Hani biz hep diyoruz ya, uzun zamandır konuşuyoruz. Hani bilgi çağındayız. Önce öyle diyorduk. Sonra dijital çağdayız vesaire. Ama adını içindeyken koyamıyoruz ya bunların. Yani biz koyuyoruz da tarih kitapları yazmıyor. İşte bakarsanız tarih kitaplarına 1453 İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapandı. Niye? Yani ne oldu da İstanbul'un fethiyle oldu? Aslında İstanbul'un fethini geriye dönük olarak tespit ediyorlar ve tetikleyici faktör olduğunu görüyorlar. Niye? İşte ticaret yollarını değiştirdi. Dolayısıyla insanlar keşiflere yöneldiler. Dünya keşifleri başladı vesaire. Ya da işte 1789 Fransız İhtilali yakın çağa geçişimiz olarak söyleniyor. Niye? İşte 1450'lerde matbaa var. Matbaanın kendi değil ama matbaayla birlikte bilgi yayılmaya başlıyor. Bilgi yayıldıkça özgürleşme başlıyor. Özgürleşme başlayınca da imparatorluk şeylerinden, yani imparatorluklardan, devletlerden ulus devletlere doğru geçiş başlıyor. Yani ondan sonra da onun sancıları var, işte savaşlar, hani nedir o, toprakları, hakları vesaireleri paylaşma savaşları var. Onlar sancıları ama geriye dönüp baktıklarında bunu trigger eden şey, ilk başlatan şey, hani bu dönüşümü, bu olaydı diyorlar. Bence herhalde tarih kitapları bundan, bilmiyorum ne zaman sonra yazarlar ama gerçekten bu çağın adını dijital çağ diye koyacaklar. Onun da tetikleyicisi herhalde bu 2020 senesi olacak. 2020'de işte bir pandemi oldu. İnsanlar böyle böyle eve kapandı. Ondan sonra da dijital dönüşüm başlandı denecek. Ama bunu da sağlayan, aynı matbaa örneğine benzetiyorum ben bunu. Bunu da sağlayan, hani bunu demekle olmuyor. Hani pandemi oldu, pat diye dönüşüm olmuyor. Bunu da sağlayan elimizin altında internet, işte mobility dediğimiz şeyler var. Ama matbaaya benzetiyorum interneti, işte yani 15 sene evvel falan hayatımıza girdi. Ama onu dijital çağın başlangıcı diye adlandırmadık belki. Ama bugün bu pandemi şey olacak, dijital çağın başlangıcı olacak. Demin Didem Hanım da söyledi, hani herkes bu dalgaya, bu trende kapılmış durumda. Zaten bir dijitalleşme çabası var. Ben hakikaten şaşkınlıkla izliyorum hani Kerim Bey'in Migros'taki şeylerini, hikayelerini. Hani hepimizin zorluğu var operasyonel olarak ama insan ister istemez böyle hani fiziksel temaslı şeyleri, daha fiziksel yapıya dayalı süreçleri düşünüyor. Onlar ne yapıyor acaba diye. Hani herkes bir çözüm buluyor demek ki. Her şey dijitalleşiyor. Bir çözüm bulunacak. Ya ihtiyaç ortadan kalkacak ya dijital çözüm bulunacak. Ama katılıyorum. Bundan sonra bu dijitalleşme çağında, artık biz bugünden koymuş olalım adını, bu dijitalleşme çağında kimse bunun dışında kalmayacak. Artık hızlanarak bu dijitalleşme çabaları artıyor olacak. Teknolojik yatırımlar çok çok daha önem kazanıyor olacak. Bu biraz da şey, Hakan Bey'in işte teknodevlet şeyiyle, kavramıyla da örtüşüyor. Yani çok öncelikli olacak, en öncelikli konu olacak diye düşünüyorum. Peki, sorularla tekrar beraber olacağız Cengiz Bey. Tamamdır, teşekkürler. Söz sizde İlker Bey, siz ne diyorsunuz? Neler göreceğiz bugünden sonra? Şimdi aslında benzinli bir noktaya doğru sözlerimiz odaklandı. Bir dijitalleşme, aslında hep konuşa geldik bir süredir, hep gündemimizde. Finans sektörü olarak biz burada biraz daha erken adımlar atmış durumdayız. Veya başka sektörlerde dijitalde teknoloji odaklı bir şekilde ortaya çıkmış örnekler, işte bugüne kadar hep söylene geldiği gibi işte Uber'i, Airbnb'si vesaire. Şimdi aslında bütün sektörler için bir kavram kanıtlama çalışması gibi bir şey yapmış olduk burada. Yani bu yeni dünyada her sektörün kendine yeni bir model bulması gerekecek.
eskisinden farklılaşan, bu dönemin öğretileriyle şekillendirilmiş, yeniden kurgulanmış bir model diye düşünüyorum. Şimdi bu modelin odağında da neler olacak diye baktığımızda, aslında bunu sadece şirketler düzeyinde değil, bireysel yaşantımızdan şirketlerimize, bütün kurumsal hayatımıza, toplumsal yaşantımıza ve ülke olarak da bir bütün olarak geleceğimizi bir daha düşünmemiz gerekecek. Bunun temel karakteristik noktalarına baktığımız zaman aslında hani bu krizin çok hızlı gelmesinden, virüsün çok hızlı bir şekilde bizi bu noktaya sokmasından ne kadar hızlı davranmanın önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Sistemsel esneklik veya kurumsal resilience diyebileceğimiz konunun ne kadar önemli olduğu, buna çevik bir şekilde tepki gösterebilmenin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıktı. Ve bu işin merkezinde de teknoloji var zaten. Yani teknoloji, az önce söylediğim gibi, sadece fiziksel ekipman, altyapı, iletişim vesaireden kaynaklanmıyor. Bütün boyutlarıyla. Bunun içine deneyimi de koyuyorum, bunun içine datayı da koyuyorum. Bunun içine bütün süreç, uygulama, insan kaynağı, iş yapış şekli, hepsini birden bu teknoloji başlığının altında yeniden düşünmemiz ve kurgulamamız gerekiyor. Ne olacağını az çok görüyoruz. 7/24 bağlı iletişim halinde, güvenli ve dayanıklı bir altyapı üzerinde bir takım şeyler koşacak. Ve buradan ileriye doğru baktığımızda, kendi sektörümüzde, kendi şirketimizde veya neyden sorumluysak, hangi görevdeysek, o alanı yeniden düşünme zorunluluğumuz var diye bakıyorum. Bunu devlet açısından da okuyabiliriz, şirketlerimiz açısından da okuyabiliriz. Hepsinin harmanı şeklinde de bakabiliriz. Bunda ben bankacılık, finans alanında bundan sonraki normalde neler olacak diye baktığımızda, bir kere dijital öncelikli bir müşteri etkileşim modeli daha çok konuşacağız. Yani fiziksel ağların olacağı ama rolünün değişeceği, azalacağı ve burada müşterimizle dijitalde daha çok konuştuğumuz, satış servis modellerimizde daha çok dijitali kullandığımız, bunun arkasında mutlaka ve mutlaka operasyonel yalınlık ve sadeliğin olduğu, olmak zorunda olduğu bu yeni çalışma modeliyle, buranın da az önce çağrı merkezinde çok güzel Cengiz'in örneklediği gibi, bunu aynı şekilde bütün operasyonel süreçlerimize de bu esnek modellemeyi, bu esnek çalışma düzenini koyabiliyor olmamız lazım. Nasıl dijitalde yükümüz artıp azalabiliyorsa, aynı şekilde bunun arkasındaki uçtan uca operasyonel esnekliğin de sağlanıyor olması gerekecek. Tabii burada veri, analitik ve bunun bir adım ötesi yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojiler, bütün bu dijital etkileşim modelinin, dijital öncelikli etkileşim modelinin bence temel yapı taşlarından bir tanesi olacak. İkinci başlık, bu dijital öncelikli etkileşim modelinin ötesinde ikinci temel başlıkta uzaktan çalışma artık bu yeni normalin temel bir bileşeni olacak. Bu esnekliği de barındırabilir, bu aynı zamanda mobiliteyi de barındırabilir ve hepsinin ötesinde bu bir takım yeni iş modellerini de, ben en çok önemsediğim kısmı burası aslında, yeni iş modellerini de ortaya koyacak. Bambaşka servis modelleri görüyor olacağız. Çok farklılaşmış değer önermeleri getiren şirketler veya bunun çevresinde yeni ekosistemlerin oluştuğunu görüyor olacağız. Yani şu anda şu çok ortaya çıktı bu geçtiğimiz dönemde. Farklı sektörlerin bir arada olmasının getirdiği bir değer zinciri oluşturmak. Tüketici açısından bunun ne kadar büyük faydasının olduğu ortaya çıktı. İşte ödeme sistemleri bir tarafta, az önce Migros örneğinde Kerim Bey'in anlattığı gibi orada bir tedarik zinciri de var. Aynı zamanda müşteriye ulaştırmak da var. Dolayısıyla toplam deneyim orada bir bütünsel bir ekosistem içinde gerçekleşiyor. Burada bankacılık açısından ne ifade ediyor bu? Aslında açık bankacılık, bir süredir konuştuğumuz, yine çeşitli örneklerini farklı boyutlarda gördüğümüz açık bankacılığın gündemimizde daha fazla olacağını düşünmek mümkün. Bankaların ve finans kuruluşlarının farklı sektörel entegrasyonlarla değer zincirlerinin parçası olacağını, daha fazla olacağını görüyor olacağız. İşte e-ticaretteki temassız ödemeler, temaslı dijital mobil ödemelerin payının artacağı, bu tür ekosistemlerin içinde daha fazla rol alacağı bir dünya olacak diye yakın dönemde görüyorum bu yeni dünyayı.
Bunun tabii burada hızlı olabilmek için de kurumsal çeviklik artık tamamen içselleştirilmiş kas haline dönüşmesi gerekecek. Bugün konuştuğumuz örneklerin çok hızlı bir şekilde gördüğümüz 6 haftalık işte bu işbirliği araçları, uzaktan çalışma modelleri, organizasyonun yönetişimiyle ilgili pek çok konu. Buradan öğrendiklerimizi yeniden tasarlayacağız. Aynı şekilde bu yeniden tasarlamamız gereken dijital native hale getirmemiz gereken bir takım kurumsal fonksiyonlar da olacak. Bankacılık özelinde bakarsak risk yönetimini, nakit yönetim, finans yönetimini daha fazla nasıl analitik, daha fazla nasıl yapay zeka, daha fazla nasıl dijitale hızlı entegre edilebilir hale getirebiliriz gibi pek çok konu. Yani sorulara bırakalım geri kalan açıklamalarımızı. Evet, çok benzer sorular var çünkü. Bu çalışma çok da soru kültüründe, geldi. Bu çalışma kültüründe test etmek, öğrenmek, uyarlamak ve yaygınlaştırmak, bu döngüyü hızlı kurmak önem taşıyacak diye düşünüyorum. Ve asıl kazanmamız gereken, bu dönemden bence ileriye doğru götürmemiz gereken bu öğretileri unutmamak. Yani bunu gerek kişisel, gerek örgütsel, gerekse bütün ülke olarak burada edindiğimiz tecrübeyi ve öğretileri yarını tasarlamak için çok etkili bir şekilde kullanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bununla birlikte hepimize çok önemli bir aksiyon listesi çıkacak bence. Ve bununla yarını şekillendirip hızlı adımlar atacağımız bir yeni normal olacak diyorum. Yeni normal de böyle bir somut ete kemiğe bürünmüş bir şey değil. Aslında bu şekilde düşünen, bu şekilde davranan ve bu öğretilerle yarını devamlı oluşturan bir çalışma modeli, bir yaşam modeli olacak diye düşünmekteyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Soruda yine beraber olacağız. Yerim Bey, süremizi de biraz çalıyoruz. Hep sona kalanlar biliyorsunuz böyle haksızlığa uğruyorlar ama biraz daha görece kısa rica edeceğim. Çünkü 30'dan fazla sorumuz var. Hepsini soramayacağım. En azından seçeriz aralarından ama biraz vakit kazanalım. Siz nasıl görüyorsunuz geleceği? Bu tür panellerde iki parça olduğunu önceden biliyoruz. Biz de hazırlık yapıyoruz. Sonra panel içinde ben bütün anlattıklarımın ikinci kısmını değiştiriyorum. Notlarımdan okuyacağım. Çok doğaçlama olmayacak. Video konferans tool sayısı hakkında ne yapacağımızı karar vermemiz gerekecek. Önümüzde o kadar çok video konferans tool var ki, yani geçtiğim bunu, bu başımızın bir bence derdi. Gelecekte hangi tool'u kim nasıl kullanacak, bunları nasıl entegre edeceğiz konuşacağız. Erişim, güvenlik, geriye doğru bir çalışma yapmak gerekecek. Şu anda evlerde hangi bilginin nerede olduğunu, kimin neyi kullandığını, nasıl eriştiğini kaçırıyor olabiliriz. Geriye doğru bir derdimiz olacak. Evdeki internet derdimiz olacak. Bizim çalışanların evindeki internet. Performansı, güvenliği, kapasitesi derdimiz olacak. Hiç düşünmedim şimdiye kadar. İş birimleri çok farklı şekilde çalışabileceğini gördü. Bence bundan sonra istekleri çok daha değişik olacak. Çok daha IT dünyası zorlayan anlamlı istekler olacak bence. Evdeki cihazların güvenliği ilginç bir şekilde tartışılır, konuşulur hale gelecek. Kapasite, performans, esnekliği olmayan sistemleri bence kullanmayacağız artık. Yani kapasitesi ve performansını değiştiremeyeceğimiz esnek şekilde o sistemleri bence artık kullanılmayacak. E-ticaret saymıyorum. Zorunluluk olacak zaten. Burada başka dertler çıkacak. 65 Plus'ın kullanabileceği app'ler, telefonlar, uygulamalar gerekecek bence. Call center'lar buna uygun halde çalışmaları gerekecek. Özel gruplara destek vermek gerekecek. Sağlık açısından sorunlu ya da ihtiyaç olduğu durum olan. Teslimat süreleri bence çok esneyecek. İnsanlar ürünü alabilmek açısından gece teslimatı kabul edecek. Kapıya bırakmayı kabul edecek. Evin dışında bir dolap bırakacak belki. Kilitli bir elektronik anahtar bırakacak. Bringer on device demiştik zaten. Alim de söylemişti, siz de hatırlatmışsınız. Korona, bizim başımıza 14'ünde bu konu gündeme geldiğinde 19 Mart'ta bir dashboard istediler. Korona dashboard adı. Bence veri ve forecast'in önemini business inanılmaz anladı. Bundan sonra hayatımız forecast, her şeyi forecast etmekle geçecek. Gün içinde 8 defa forecast tool'un değiştirdiğimiz süreçten yaşadık son bir ayda. Çünkü biz yarın hangi malı getirmeliyiz, kaç kasiyer gelmeli, ne kadar e-ticaret sipariş alalım, kaç araç gerekiyor, kaç kasiyer, bunların tamamını gün içinde defalarca değiştirmeye başladık. İlginç bir hale gelecek bence. Bu yıl ve dönemin verilerine ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu veriler geleceği kirletecek. Mart, Nisan, gelecek yıl inanılmaz bir forecast'e gelecek. Yani kamyonlarca et meyve sebze getirmeye çalışacağız, satılmayacak. Onları biz bu dönemin datasını düzeltmemiz gerekiyor. Bunu normalleştirmemiz gerekiyor her açıdan. Startuplar bence önemini çok çok ilginç bir şekilde hissettirdi. Bizim bir yasal sorunumuz vardı. Mağazaya giren müşteri sayısını saymamız gerekiyordu. 3 startup'la aynı gün içinde pilot kararı verdik. 2 tanesiyle 4 günde pilot yaptık. Pazartesi 30 mağazayı kurduk.
startupların bize erişimi çok kolaylaşacak, toplantı yapması kolaylaşacak. Dolayısıyla ilginç, bence işbirliğimiz gelişecek. Entrepreneur şirketlerin startuplara uzaklığı artık dert olmayacak bence. Çok daha kolay erişilebilir halde olacak. Randevu derdi yok çünkü. Video konferansla saat 8.30'da akşam toplanabilecek hale geleceğiz. Çünkü şu an toplanıyoruz. Ödeme sistemleri bence devrim yaşayacak. Kimse paraya dokunmak istemeyecek. Devam ediyorum. Ürünlerin içeriği ve sağlıklı olması çok ilginç bir hale gelecek. Bakanım ayrıldı ama Hakan Bey burada. Tarım bizim geleceğimiz diye bir misyonumuz var Migros'un. Bu bence gerçekten tüm müşterilerin, insanların önem verdiği hem tarım hem hayvancılık, yerel üretim, yerel üreticiyi desteklemek, organik olması, sağlıklı olması çok ilginç ve stratejik hale gelecek bence. İlginç bir notum daha var son bir ayda yaşadığım. Yöneticilerin yetenekleri de değişecek. Bu dünyaya alışmayan yöneticiler ya bırakacak ya değişecek. Yani bu bence hem dijitali hem veriyi kullanan uzaktan veya yakından yönetim ekipleri çok daha değerli hale gelecek. Son notum, bu fintech dünyası ve dijital para bence yılın ikinci yarısında ilginç bir hale gelebilir. Yani kimse buna girmedim, çok ilginç bir konu. Dünyadaki ekonomik sıkıntıların bize yansıması da olacak. Şu an sadece bence koronayı konuşuyoruz, krizi konuşuyoruz ama bunun yarattığı ekonomik kriz bambaşka bir yere dönüşecek. Yani mikro kredi ihtiyacı olan binlerce genç çıkacak karşımıza. Parası yok, kredi kartı yok ama harcamak istiyor. Dolayısıyla benim son notum bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomi konularını bayağı bir detaylı bir önceki panelimizde konuşmuştuk. Onun için bugün vakit kalmadı onları aşmaya ama iki tane sizin konuşmanızdan benim edindiğim şu var. Birisi, yapay zeka çok önemli bir hale gelecek. Bütün bu raporları, prediction'ları alabilmeniz için bu yapay zeka ihtiyaç müthiş olacak. İki, ödeme sistemlerinde çok ciddi şeyler olacak. Ama birçok konu daha saydınız siz. Hepsine katılmamak elde değil. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili ev sahibimiz Didem Hanım'a geldik. Didem Hanım'dan daha da fedakarlık rica ediyorum soruları bitirmek için. 15 dakikamız kaldı ve çok sorumuz var. Buyurun Didem Hanım. Tamam. Aslında çok gerçekten özetledi bütün panelistlerimiz. Dolayısıyla ben çok hızlıca tekrar bu video konferans, VPN, güvenlik çok artacak gözüküyor. Yani normalde normalimizde olacaklar artık. Dolayısıyla aslında bu tip teknolojiler kullanılmaya arttıkça da yalnız kendi ortamlarından veya buluttan çalıştırmanın yanında hibrit yapılarla ölçeklendirme kısmı da önemli olacak bundan sonraki dönemde. Dolayısıyla VPN çözümlerini örneğin kendi kullanan kurumlar daha fazla kişinin uzaktan çalışabilmesi için mevcut yapılarına buluttan VPN servisi ekleyerek anlık büyüme ve gerektiğinde küçülme sağlayabilecekler. Böyle bir esnekliğe ihtiyaç olacak gibi gözüküyor ki keza video konferans sistemleri için de aynı şey geçerli. Siber güvenlik çok çok önemli halde olacak. Çünkü Beringer on device'dan da bahsettik. Yani insanlar çalışanlar kendi cihazlarıyla da bağlanabilecekler. Herkes, birçok çalışan online olacak. Ve dolayısıyla burada güvenliği sağlamak, bireysel güvenliği de sağlamak çok önemli. Çünkü kişisel verilerin tanınması daha da gündemde olacak. Yani şifrelerimizi nasıl koyduğumuz, nasıl korumalar sağladığımız, bu basit ve hatırlanabilir algoritmik şifreler değil de özellikle sosyal medyada falan daha algoritmalar kullanmak kısmı önemli olacak. Dolayısıyla darsa bilgileri korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama, Duo gibi, DNS katmanı, bizim bunu adresin umbrella gibi ürünlerimiz var. Bunların kullanımı çok önemli olacak. Tabii ki tüm bunları sağlamak için altyapı, telekom altyapısı da çok kritik olacak. Daha çok işin dijital ortama taşındığı ortamda 5G, sabit hatlara yatırımların artması gerekecek. Fiziksel bina yapmaktansa aslında dijital yatırımlar artacak gibi duruyor. Yani ondan da bahsedildi. Dijital ofisler yerine sanal ofisler daha fazla. Cengiz Bey söylüyor demin, daha fazla bunlar olacaklar. Bütün bu iş modelleri değişecek. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim de hayatlarımızın vazgeçilmezleri haline gelecek ki biraz önce aslında bakanımız da söylüyordu. Bu toplantıları bu ortamda yapmak belki de daha verimli, daha etkin, çok daha fazla katılım olabiliyor, çok daha fazla insana da erişiyor olabiliriz. Dolayısıyla bunlar artık vazgeçilmezlerimiz halinde olacak. Yeterince kısa olmuştur umarım. Evet, çok teşekkür ederim. Sayılar 300 kişiye yakın toplantıyı izledi, video izleyecekler. Sonra Beyt Haber'de bunun haberi çıkacak detaylı bir şekilde falan. Binlerce kişiye bu toplantıda erişmiş olacağız. Çok hızlıca sorulara geçiyorum. Şimdi Ömür Benek dostumuzdan çok soru var. Yani onun sorularına cevap vermek için yeni bir
etkinlik daha yapmamız lazım. Mümkün değil bunu cevaplandırmak ama içinden ben bir tanesini ilginç olarak buldum ve konuşmalarda bu pek geçmedi. Diyor ki, şirketler kriz yönetimi konusunda olası alternatif felaketler için ne kadar hazırlar? Kriz yönetimi değerlendirmeleri ve senaryolar hazırlıklı mı? Bundan sonra pandemi tarzı salgınlar öncelikli senaryo olacaktır. Ancak bunun dışında yeni tip kriz konuları gündeme alınacak mı? Demiş. Bir özel sektör temsilcisinden herhalde bu cevabı almak daha doğru olabilir. Kim istiyorsa buyursun, çünkü soru adreslenmemiş. Felaket senaryosuna hazır mısınız? İsterseniz kısaca yorum vermeye çalışayım. Şimdi tabii ki bir takım iş sürekliliğine dair temel senaryolar çalışılmış durumda firmalarımızda. Bunlar senaryoların eminim bu krizden de öğrenilenlerle birlikte senaryoların çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve olma ihtimallerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Çok yakın zamanda benzeri bir çalışmayı yapmaktaydık. Tam da bu virüsün ilk çıktığı zaman Mart'ın ortasında bir değerlendirme toplantısı da yaparken böyle bir krizin olma ihtimalini daha evvel nasıl görüyorduk ve bundan sonra nasıl göreceğimizle ilgili bir tartışma yaptık. Şimdi bu sadece yeni paradigma ile birlikte yeni bir bakışla bütün o iş sürekliliği planlarımıza yeniden bakmayı da gerektirdiğinin iyi bir örneği olduğu için söylüyorum. Aslında belki 6 ay önce çok uzak gördüğümüz bir pandemi senaryosunu bugün içinde yaşıyoruz ve ihtimali %100 olmuş oldu bugün itibariyle baktığımızda. Gelecekte de düşük olasılıkta olacağını düşündüğümüz bir takım senaryoların, bir takım kriz senaryolarının çok daha yüksek ihtimalli olabileceğini veya etkisinin bugünden yarına daha yüksek olabileceğini değerlendirip ona göre farklı bir bakışla bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. Özetle iş sürekli senaryolarımıza tekrar bakma gereği vardır bugünden yarına. Evet, şu an günü kurtaralım. Hemen en kısa sürede de felaket senaryolarını elden geçireceğiz diyorsunuz benim anladığım. Haklısınız. Yani çok hazırlıksız yakalandık. Evet, tahminler vardı ama çok hızlı da gelişti. Selçuk Çetin Bey'den Didem Hanım'a bir sorum var. Diyor ki, bu soruyu aynı zamanda Hakan Bey'e de soruyorum diyor. Devletin 1 milyon yazılımcı başvurusu alması konusundaki yorumlarını rica edebilir miyiz? Aslında 1 milyon yazılımcı başvurusu alıyor. İkinci soruda 1 milyon yazılımcı alımı demiş. Yanlış anlaşılma olabilir. Sadece başvuru alıyor BTK Akademi kanalından. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı Didem Hanım? Önce size yöneltiyorum, sonra da Hakan Bey'e sormuş. Ben aslında çok çok kıymetli ve değerli buluyorum bunu. Yani bizim için, çünkü ülkemizde yazılımcı, yani sektörümüze yazılımcı yetiştirilmesi çok önemli bir şey. Yani çünkü biz bunu okullardan mezun olunduğunda bir şekilde yazılımcı olarak mezun olmuyor. Dolayısıyla yazılımcı yetiştiriliyor olması ve sektörümüze kazandırılıyor olması, çünkü bundan sonraki dönemde yazılımcılar çok daha önemli halde olacaklar. Yani bu esnekliği sağlayacak en önemli bence çalışanlardan bir tanesi de yazılımcılar olacak. Dolayısıyla çok daha bu yazılımcıların yetiştirilmesi ve donanımlı olarak sektörlerimize geliyor olması bence çok kıymetli bir yatırım. Olumlu bakıyorsunuz. Hakan Bey, siz konuyu biliyor musunuz, hakim misiniz? Yani bu konuda yapılan şey yazılımcı kaynağının sayısını artırmaktan ibaret aslına bakarsanız. Çünkü biliyoruz, biz Avrupa'da 100 bin kişiye düşen yazılımcı sayısında açık ara en sondayız. Dolayısıyla çok fazla sayıda yazılımcıya ihtiyacımız olduğu kesin. Ama burada çok böyle uzmanlık bakışıyla işte yazılımcı, berber, işte sıyı tesisatçı ve değil. Yazılımcı denilen şey aslında, yani yazılım niteliğine sahip olmak, bu yakın zamanda işte iyice kabaracak olan işte teknolojiyi haşır neşir yöneticilerin, çalışanların, uzmanların, yani ne yaparsanız yapın 3 aşağı 5 yukarı bilmeniz gereken bir şey ki anlayıp kabul edebilirsiniz. Yani yazılımcılık şey gibi bir şey olacak. Okuma yazma kursundan bahsediyoruz aslında. Hani bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda okuma yazma bilmeyen yaşlara açılırdı ya, bu tip bir kurstan bahsediyoruz gibi bile anlamamız gerekiyor. Yazılım, temel algoritma yazmak, en azından mantığını anlamak herkes için must bir özellik bence. Buradan tabii profesyonel yazılımcılar da çıkacak. Peki küçük bir şeytan avukatlığını yapayım. STK Başkanı birkaç tane dostumdan eleştiri aldım bu konuda. İletmemi istemişlerdi ama kendileri katılmadılar, sormadılar. Ben iletmiş olayım. Hiçbir STK'dan görüş alınmadığı konusunda iddiaları vardı. Bu tür alımların, bu tür projelerin mutlaka paydaşının da STK'lar olmasını gerektiğini dile getirdiler. Ben de buradan iletmiş olayım. Muhatapları sizden direkt değilsiniz ama
Özellikle Hakan Bey, siz devlet ve kamu temsilen buradasınız. Bu mesajımızı da size iletmiş olduk. Evet, Neslihan Aksın çok güzel içerik demiş, teşekkür etmiş. Selçuk Çetin Bey, sorularını ilettik. Hemen hızlıca, Mehmet Aslan Bey konuyu biraz yanlış anlamış. Diyor ki, çok ironik bir panel oluyor. Bazı panelistler yerli ve milli teknoloji yapmaktan bahsediyor. Bazıları da paneldeki şirketlerimizde bir yabancı şirkete teşekkürler sunuyor diyor. Bu panelde biz yerli, milli ya da yabancı anlamında hiçbir şey konuşmadık. Soru bu panel için çok gerekli bir soru değildi. Biz tam tersine her ikisinin birlikte iş yapması konusu üzerinde konuştuk. Bunu da Hakan Bey çok güzel dile getirdi. Bunu da İdem Hanım da destekledi. Soru bence çok uygun değil bizim konumuza. Okan Yılmaz Bey'in sorusunu daha önce okumadım. Direkt sizlere okuyacağım. Kamu sektöründe VPN ile uzaktan çalışma metotları geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir politika eksikliği var. Özel sektör bu anlamda gerçekten muazzam ve hazırlıklı. Çağrı merkezleri kısa sürede eve dönüştürüldü. Ancak biz kamu personeli hala daha tam anlamıyla dijital çalışmaya geçemedik. Kamuda uzaktan çalışmanın usul ve esasların belirleyicisi Cumhurbaşkanlığımız olursa inanın bu konuda bir netlik oluşacaktır. Dijital dönüşüm ofisinden bu konuda atılım bekliyoruz. Evde milyonlarca benim gibi memur var. Bu insan kaynağını aktif moda dönüştürmek ülkemize katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda fiziki insan kaynağını azaltarak kamuda sosyal izolasyonu sağlamış olur diyerek çok güzel bir konuya bence parmak basmış. Ne diyorsunuz Hakan Bey? Yani ben VPN'le bağlıyım. VPN'le çalışıyorum son 5-6 haftadan beri. Hem Cumhurbaşkanlığı hem diğer üst kurul üyeli rollerime VPN'le bağlanıp çalışıyorum. Böyle bir altyapı bir sürü devlet kurumunda bence var. Ama kapasitesi yeterli mi? Bütün memurları kapsayacak kadar mı? Soru işareti. Bütün memurların VPN'le bağlanıp servis verecekleri bir şey var mı? Bu da ayrı bir soru işareti. Mevzuat burada yeterli mi? Yeterince destekliyor mu? Bilmiyorum. Ama soruyu soran beyefendi ya da hanımefendi dediği gibi hakikaten bu dijital dönüşüm ofisinin Cumhurbaşkanlığına bağlı, doğrudan bağlı ofislerden biri sıfatıyla eğilebileceği bir konu. Ben bunu istişare ediyor olacağım. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Okan Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, bence de çok güzel bir soru. Sorunun devamı vardı, bir takım öneriler ama vakit kaybetmek adına onlara girmiyorum, kusura bakmasın. İbrahim Er Yılmaz demiş ki, merhabalar. Tekno devlet kavramı dünyanın tek bir devleti olacak bilgiye sahip olan bu tekno devlet, ulus devlet kavramını nereye taşıyacak? Bağımsızlık kavramı eskide mi kalacak demiş. Ya ben uydurduğum için ben cevap vereyim. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Çok komplevari şeylere doğru da gidebiliriz burada ama burada söylemeye çalıştığım şey şu toplamda. Şimdi her öğrenilen yeni bir şey pozisyon avantajı sağlar ve pozisyon avantajları iki şeyle sonuçlanır. Bazıları pozisyon avantajlarını daha soylu, elit, insan olmak karinesi olarak kullanıp tepemize binerler. Bazıları böyle yaparlar. Bazıları ise bunu daha insan olmak için bir hizmet, bir servis verme, kendi toplumuna borcunu ödeme, yani insan olmanın gereğini yerine getirme olarak anlarlar. Dolayısıyla bu tekno devletlerin çalışanları, tekno soylular, işte aristokratlar gibi bu adamların ne yapacağı, nasıl anlayacağı ve nasıl kontrol altına tutulacakları falan önemli. Buradan çok iyi bir şey çıkabilir. Yani çok ütopya yakın bir şey çıkabilir. Ütopik bir şey olmaz dünyada. Ya da çok distopik bir şey çıkabilir. İşte kötü science fiction, yani kötücül science fiction dizilerine konu olan şeyler çıkabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Bunu öğrenmek zorundayız. Bunu yaşıyor olmak zorundayız. Burada da hiçbir gücü, hiçbir ilave öğrenimi, deneyimi, beceriyi başkalarını hakimiyet altına almak için kullanmamamız gerektiğine ilişkin temel bir insanlık yasasını da işte sürekli hatırlıyor olmamız gerekiyor. Böyle bir avantaj yok. Ayıp, ahlaksızca vesaire. Süper. Çok teşekkür ederim. Cihan Keser, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler demiş. Selçuk Çetin Bey, yine bir sorusu var. Didem Hanım'a sorum. Artan dijitalizasyon oranları ile birlikte Türkiye ve dünyadaki işsizlik oranları nasıl etkilenecek? Teşekkürler demiş. Didem Hanım, telefon sesiniz kısık. Evet. Şimdi yine kısık. Tamam. Bir buna alışamadım ben. yani biraz daha ben farklı iş kollarının da çıkabileceğini düşünüyorum. Bu konuştuğumuz bütün her şeyden evet değişecek. Yani işsizlik
belki belli alanda bir takım işsizlikler ortaya çıkarken ama farklı iş kolları ortaya çıkıp işte bu dijitalle birlikte işte bahsettiğimiz bütün yeni ihtiyaçlarla birlikte yeni gereksinimler, yeni becerilere gereksinimler ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii yaşadıkça göreceğiz ne olacağını ama ben birbirini kompanse edebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aycan Bayar herkese sağlıklı günler dileriz demiş. Biz de kendisine diliyoruz. Evet, Vehbi Emrem Bey demiş ki kriz sürecinde birçok sektör evden çalışmayla personeli evden çalıştırdı anlattığınız gibi. Kriz sonrası da yasal düzenlemeleriyle bu şekli çalışma şekli devam edecek mi? Yasal düzenlemeler yapılacak mı diyor. Hakan Bey maalesef bu soru da biraz size doğru geldi. Yasal yani deyince. Çok kısa iki şeyle, hakikaten bir şeyle çok yoğun uğraşıyor devlet. Esnek çalışma modellerinin uygulamada çektiği sorunları ortadan kaldırmakla yakine ilgileniyoruz. Bu hem istihdamın artması açısından bir şey, hem yeni iş modellerinin hayata geçmesi için bir şey. Dolayısıyla bu sorunun kapsamında işte halihazırda uzaktan yapılan çalışmaların kriz sonrasında, salgın sonrasında devam edip etmeyeceği hususunda evet çalışmalar yapılıyor. Esnek çalışma başlığı aldığı altında yapılıyor. Yani böyle opsiyonların olması iyi bir şey ama çalışanları da mutlaka korumak gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel özelliği ya, hakikaten acayip bir sosyal devlet olmasıdır. Dolayısıyla yani bize işte BlackBerry veriyorlardı ya eskiden, 24 saat erişime açık tuttular ya bize. Sonra biz onu çok sevdik ya. Fakat sonra anladık ki mahremiyetimize tecavüz eden, işte patronun gönlünce bizi aramasını sağlayan içerideki yerli işbirlikçi casuslarmış ya. Böyle bir yere gitmeyecek, abartarak anlatıyorum. Ama esnek çalışma bu konuda çalışılıyor. Teşekkür ederim. Cengiz Bey'e bir soru var. Mehmet Ali Nurer sormuş. Çağrı merkezi çalışanların efektifliğini nasıl takip ediyorsunuz? Performans takibi konusunda destek aldınız, takip ettiğiniz yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi rica edebilir miyim? Bir kere şunu söyleyeyim. Çok yakinen performansları takip ediliyor. Kaç tane çağrı aldılar, kaç dakikada cevap verdiler. Ardından bu konuşmalar dinlenilerek hani etiklere uydular mı vesaire konusunda çok yakinen takip ediliyor. Ama bunu çağrı merkezi yönetimi kendi içerisinde yaptığı için ayrı bir yönetime bağlı. Onlar yapıyorlar. O yüzden hani metotları ve cihazlar hakkında çok şey veremeyeceğim, bilgi veremeyeceğim. Teşekkür ederim. Belki bu soruyu da cevaplamak isteyebilirsiniz Cengiz Bey. Diyor ki Türkiye'nin kendi dijital parasının yaratılması ve blok zinciri teknolojisi bankalarımızda kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz demiş. Emrah Sakarya sormuş bu arada soruyu. Buyurun. Şimdi derin konu biliyorsunuz uzun zamandır da şeyde gündemi meşgul eden konulardan birisi. Hemen bu pandemi döneminde de insanlar paraya bile el sürmekten çekinince şey de çıkmaya, daha da bir tekrar gündem olmaya başladı. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Kripto paralar diyelim adına, dijital paralar. Hani bugün bile aslında hani bankacılık sisteminde hesap cüzdanınızda, internette gördüğünüz şey aslında dijital bir para, kayıt altında bir para. Bunun hani merkeziyetçi bir yapıdan çıkıp da başka bir moda dönüp dönmemesinden bahsediyoruz. O aslında hani finans sektörünün de üzerinde belki devletlerin yani merkez bankaları gibi regülasyonların tartışması gereken bir konu. Ama öyle ya da böyle örnekleri çıkacaktır diye tahmin ediyorum ben. Şimdi bankalar bacağına gelince bankalar bunlara aracılık edecekler. Yani bankalar nasıl bugün döviz alıp satıyorsunuz, hatta altın alıp satıyorsunuz, fiziki altın almasanız da altını da bir döviz cinsi gibi alıp satabiliyorsunuz. Sanal olsun, gerçek bir döviz cinsi olsun, bunların da alım satımlarına aracılık ediyor olacaklardır. Öyle düşünüyorum. Yani bu iş biraz regülasyon konusu daha çok. Ben öyle görüyorum. Peki, teşekkür ederim. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Katılımcılara bilgi verelim. Daha fazla soru alma şansımız yok. Hala cevaplayamadığım sorular var. Onlardan özür diliyoruz. Kerim Bey, size bir soru var. Diyor ki yurt dışında Saliha Öner hanımefendi sormuş bunu. Yurt dışında kapıda gıda teslimatı konusunda contactless delivery dönemi başladığını biliyoruz. Migros'un online siparişlerin teslimatında hem çalışanını hem de müşterisini korumak için nasıl tedbirler aldığına da değinebilir misiniz? Teşekkürler.
Evet, bizde aslında çok hızlı bir şekilde mağazadan teslimat seçeneği geldi sanal market. Yani evinize gelmeden siz sipariş mobilden giriyorsunuz, hazırlanıyor, teslim alacağınız saati söylüyorsunuz, ilgili mağazanın kapısını alabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, ödemeyi internetten yaptığınız için kapıda şu anda mecburen bırakılıyor ama bir temasa gerek yok. Bir ödeme, kredi kartı, nakit olmuyor kapıda çünkü bir süredir. O da çözülmüş oluyor. Dünyadaki teknoloji takip ediyoruz. Özellikle evlerde, müstakil evlerde bazı Dropbox'lara bırakılarak, kilitli dolaplara bırakılarak size bir SMS geliyor. Siz ürünü alabiliyorsunuz. Hazırlık sürüyor ama Türkiye'nin biraz sosyal düzeni, oturma düzeni, apartman yapısı uygun değil şu anda. Belli yerlerde denenebilir. Peki, böyle bir çalışmalar var diye özetle söyleyebiliriz. Üç soruyu bir arada Hakan Bey size soracağım. Samet Çulha ve Alper Akça yazıyor soruları bunlar. Yatırımları ile ilgili bir altyapı çalışmasından düşünülüyor mu? Türkiye anlamında soruyor Samet Çulha Bey. Alper Bey de diyor ki, bu dönemimizde devlet büyük müşteri durumunda yine kalacak mıdır? Yoksa devletin sorununda kalan işlerin özel sektöre aktarılması gibi bir yol izlenmesi olasılı mıdır? İlk soruyu anlayamadım. Ne yatırımları dediniz Murat Bey? Türkiye FBR altyapı oranı çok düşük diyor. Bunu arttırma çalışmaları var mı? Böyle bir projeler var mı diyor. Yani fiber altyapıyı geliştirme çalışmaları zaten vardı ve yoğunlaşarak da sürecek. Çünkü ihtiyacımız oldu aşikar. Diğer soru Murat Bey, kesik kesik alabildim sesinizi. Şöyle diyor, bu dönemimizde devlet büyük müşteri durumunda yine kalacak mıdır? Eskiden büyük müşteri devletti diyor. Yoksa devletin sorumluluğunda kalan işlerin özel sektöre aktarılması gibi bir yol izlenmesi olasılı mıdır diye sormuş. Yani bu kriz bütün dünyada, işte en liberal olan Amerika'dan tutun da diğer tüm dünya ülkelerine kadar her yerde devletin ekonomiye ve ekonomik işleyişe daha fazla dahliyle sonuçlandı ve bu bir süre daha devam edecek bu aşikar. Yani işte devletler, mesela Almanya ilaç vermiyor artık dışarıya. Eskiden Almanya'dan ilaç getirebiliyordunuz, şu anda getiremiyorsunuz. Alakasız ilaçlardan bahsediyorum, ya da Fransa bir şey yaptı, ya da işte Türkiye'de bazı maddelerin, malum malzemelerin ihracatları belli izinlere, ön izinlere tabi tutuldu vesaire. Ama bizim devletimiz ontolojik olarak, otantik olarak liberal bir devlet. Yani devletin kendine biçtiği sınır genel olarak eğitim, işte güvenlik, dışişleri vesaire, sağlık altyapılarından oluşuyor. Bunun dışında özel oyuncuların yer almasını istiyor devletimiz. Tarihsel olarak da böyle. Ve buradaki şu anda krizle beraber sanki çok devletli olan görüntümüz salgından sonra bence düşecektir. Ama devletin mutlaka bir etkisi olacaktır. Yani forecasting'te, planlamada, yönlendirmede, üretim yerlerinin nerelere odaklanacağını söylenmesi de mutlaka devletin etkin bir rolü olacaktır. Ama esas oyuncular özel sektör olmaya bence devam edecektir. Çünkü kar maksimizasyonu onların becerisi. Devlet optimize eder, maksimize etmez. Teşekkür ederim. Bazı sorular atlıyorum, bazıları cevaplandırıldığını düşünüyorum. Süre açısından da aslında doldurduk. Son 3 soruyu almak adına Haluk Sinan Sevgili Yer'den bir soru var kardeşimiz. Covid-19 sonrası teknoloji yoğun bir dünyada gerek ödeme işlemleri, gerekse güvenlik konularında büyük kolaylık ve güvenlik sağlayan blok zincir platformuna yatırım yapılması hakkında ne düşünülüyor? Az önceki soruda da vardı. Blockchain yatırımı bankalarda düşünülüyor mu? İlker Bey, siz cevaplamak ister misiniz? Blockchain zaten bir süredir gündemimizde. Çeşitli uygulama alanlarında deneniyor, sınanıyor. Bence önümüzdeki dönem ödemeler başlığı altında pek çok inovasyonu göreceğimizi düşünüyorum. Blockchain'de bu alanda özellikle konuşmamda da bahsettiğim bir takım değer zincirlerinin parçası, birden çok aktörün uçtan uca bir değer zinciri oluşturması noktasında bir araya gelebilmesi için o ekosistemlerin altyapısında blok zincirinin yeri olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem bunları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama hangi vadede ve nasıl olacağını hep birlikte bu değişimin hızıyla Murat Bey bir Murat Bey bir ekleme yapabilir miyim izninizle? Buyurun, gördüm sizi, buyurun. Rica ederim, sağ olun. Blockchain bir tarafa, yani blockchain bunu
destekleyecek bir yapı sunuyor olabilir. Evet, hepimizin denemeleri var ama bunun ötesinde hani mesela contactless, temassız kart kullanımı dediğimiz şey bizim ülkemizde uzun zamandır var ama kullandırmakta zorluk çekiyorduk. Bu olayla birlikte demin Kerim Bey de söyledi ya, hani fırladı, müşteriler bunu istiyor. Bizim temassız kart özelliği olmayan post cihazlarını değiştirmek üzere üye iş yerlerimizden ciddi bir talep var. Yani orada demin söylemeye çalıştığım şeylerden biri oydu. Orada karşı taraftan, yani müşteri bacağından doğal bir baskı var. Onu sunacak teknolojiler de var. Benzer bir şekilde işte mobil post dediğimiz, yani pazarcının, taksicinin vesairenin kullanabileceği, kendi cihazından ödeme alabileceği, yani cep telefonunun üzerinden ödeme alabileceği teknolojik altyapılar hali hazırda var. Ama hani bu bir alışkanlık, bir standart meselesi. Bunu yaygınlaştırmakta zorlanıyorduk. Bunlar için blockchain şart değil ama gelirse de verimliliği arttırıcı etkisi var. O yüzden hani soruya blockchain tarafına demeyeyim de COVID sonrası ödeme sistemlerinde alışkanlıklar değişecek mi, farklı şeyler görecek miyiz kısmında kesinlikle evet diyeyim. Evet, teşekkür ederim. İki soruyu almadan bir güzel bir yorum var, onu iletmek isterim. Cem Tokbay dostum söylemiş. Anlatılan tüm projeler aslında bize sektör olarak ne kadar çevik olduğumuzu gösteriyor. Emeğe geçen tüm markalara ve servis yönetimi şirketlerine toplum olarak teşekkür etmek gerekiyor. Bankalardan marketlere kadar her şey hayatımızda aksamadan devam ediyor demiş. Güzel bir yorum yapmış. Mustafa Buş'un sorusu var. Herhalde bu Hakan Bey'e sorulması gereken bir soru diye düşünüyorum. Özel sektör özellikle bundan sonra uzaktan çalışma ile İstanbul dışında ikamet eden çalışan sayısının arttırılmasına yönelik bir strateji geliştirecek mi? Büyük şehirlerdeki nüfusu azaltmak için devletin bir politikası olabilir mi demiş. Aslında özel sektöre soruyor ama devletin politikasıyla sonuçlandırdığı için Hakan Bey'e iletmek istedim soruyu. Bence bazı finans şirketlerinin mesela İzmir'e taşındığını görmüştük geçtiğimiz senelerde. Teknoloji şirketlerinde de benzer şeyleri İzmir, Ankara'yı kısmen görmüştük. Bence olacak, olması gerekiyor. Yani benim dışımda muhtemelen hemen hepinizin yaşadığı İstanbul'da bu kadar fazla insan, bu kadar fazla sektör, bu kadar fazla para ve dolayısıyla risk olması kabul edilebilir bir şey değil. Covid'i geçtim, deprem diye bir şey var değil mi? Sel diye bir şey var, başka şeyler var. Ve hem bu dijital altyapı bunu mümkün kılacak, sağlayacak. Hem de risk yönetimi açısından bu mümkün ve gerekli hale gelecek. Hem de bu işte bahsettiğim tekno soyluların tuhaf yönetimlerine falan maruz kalmamak için bunun ülke satına yayılması falan gerekecek. Yani işte İstanbul'dakilerin daha insan, işte atıyorum Erzurum'dakilerin daha az insan olduğu bir dünya iyi bir şey değil. Eninde sonunda başımızı belaya sokacak olan bir dünya. O yüzden evet, bu yaygınlaşmayı devlet bence destekleyecek. Destekliyor aslında bakarsanız kalkınma bölgeleri konseptleri altında işte oralara daha fazla destek teşvik ederek ama profesyoneller de bunu anlayacak. Yani bilmiyorum kaçınızın evinin arkasında bir bahçe var. Benim bir bahçem var. Erzurum'da olsaydım sizin kocaman bahçeniz muhtemelen olurdu. Aynı zamanda gidip domates, salatalık falan takılabilirdinizi herkes hatırlayacak ve bu yaygınlaşacak. Zaten dijital altyapının da desteğiyle yani uzakta olmak herhalde daha mümkün, kolay olacak. Bu arada Cisco'dan da çok şey ya da uzaktan erişime vesaire sağlayan herkesten de çok şey beklediğimizin altını çizmek lazım. Bu nihayetinde statik bir şey Webex. Yani ben duygu alamıyorum burada. Kendi kendime bir odada işte şizofrenik konuşuyor gibiyim. Hepinizden üç aşağı alışmış olsanız daha aynı durumdasınızdır. Bu user experience'i arttıracak, katlayacak, bizi biraz daha şey kılacak, insan hissettirecek falan bir sürü şeyin gelmesi lazım. Özellikle turizm sektörü ve organizasyon sektörünün bunlara mutlaka ihtiyacı var. Diğer tüm sağlayıcılardan da. Teşekkür ederim Murat Bey. Süperdi, teşekkür ediyorum. Son sorumuzu da Onur Karaahmetoğlu'ndan alalım. Onur, sevgili Onur çok soru sordu ama ancak bir tanesine iletebiliyorum. Bunu da Kerim Bey'e rica edeceğim. Her çalışanın geliştirilmiş uygulamaları, çalışabileceği cihazları yoksa eğer BIOT veya BIOP, BIOP'ta on fonmuş, Bring Your Own Fon, ben yeni öğreniyorum. Ne gibi çözüm geliştirecekler? Personel cihaz satın almaları için bütçe verecekler mi demiş. Evet, aslında Beyaz Yaka için bu sisteme 2 yıl önce geçtik. Kimseye cihaz vermiyoruz, sadece bütçe veriyoruz. İsteyen bizim önerdiğimiz cihazları alıyor. O cihazlara bir arayüz veriyoruz. Bir kısmı app, bir kısmı da bir sanal uygulama. O üzerinden her şeyi çalıştırabiliyor. Öncelikle Beyaz Yaka.
Mavi Yaka için de şu anda Sanal Market yaptığımız uygulama sayesinde başlamış olduk 5000 kişide. Bizim app'imiz var, kendi cihazı var. İletişim biz veriyoruz. Dolayısıyla şu anda bir telefon kısıtımız yok. Uygulama kısıtımız var. Bazı uygulamalar telefonda çalışmıyor. O yüzden önemli stratejimiz uygulamaları aslında mobile ve bizim olmayan cihazlarda güvenli şekilde çalışır hale getirmeye hazırlıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. 300'e yakın katılımcı bizi dinledi. 70'e yakın da soru geldi. Bir kısmı değerlendirebildik. Diğerlerini kusura bakmayın ama bize iletirlerse bu soruların cevaplarını sizlere mutlaka iletir. Cevaplarını da kendilerine sunarız. Hakan Bey, başta siz olmak üzere, Didem Hanım ev sahibi olarak da size, bir kadın olarak da size ayrı bir teşekkür ediyorum. Tüm panelistlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir panel oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler davetiniz için. Bizler teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.